bulduk. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Cemil 5. yılı bitirdik deyince kendi kendime böyle dünmüş gibi geldi. 5. yıla mı girdik, bitirdik mi? İçin 50. program. 50. program. Yani ilk 5 yıldı. Maaş. O zaman 50. programsa ne yapıyor? Bölünce 12'ye 4 yılı bitmiş. 8'de 5. yılı 2. program. Maaş. Allah iyi etsin. Mesnevi süreklilik isteyen bir eserdir. Hazreti Mevlana Mesnevi kaleme alırken hem eşi vefat etmiş, hem Şemseddin-i Tebrizi gözden kaybolmuş gitmiş. O bazı rivayetler vardır ya, oğlu öldürdü diye, o doğru değil. Çünkü Hazreti Mevlana Şemseddin-i Tebrizi bir sefer gitmiştir. Hep dilinde terennüm eder. Bir daha gittiğimde tekrar geriye dönüşü yok, bir daha geriye dönmeyeceğim diye. Ve Şemseddin-i Tebrizi Hazretleri ikinci gidişiyle gider. Artık bir daha geri dönüşü yoktur. Hazreti Mevlana bir ayrılık acısı yaşar. O ayrılık acısıyla suskunlaşır. Hiçbir şey konuşmaz. Hiçbir kimseyle hemhalleşmez. Tabiri caizse yalnızlık girdabına doğru yelken açar. Ne yazık ki rüzgarlar hep yalnızlığa doğru eser. Yelken yalnızlığa doğru açılır. Ve Hazreti Mevlana kendince kendi derdini anlayacak, kendince kendinle halleşecek hiç kimsesi yoktur. Bir gece sabaha karşı kalkar 18 beyti yazar. Mesnevi'de Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin kendi elinden yazılan eser 18 beyittir. Kendi eliyle yazdı. 18 beyti yazar ve kafasının üzerinde sarığının üzerine iyileştirir. Birkaç gün sonra hem halifesi, hem talebesi, hem de Hazreti Mevlana'ya en yakın olan Cevval Hüsamettin Çelebi der ki, efendim başınızdan geçen halleri, yaşadıklarınızı bir hikaye gibi, bir bize not gibi, bir anekdot gibi, bir eser gibi bir şey yazsanız da sizden sonra gelenler onu okusalar, kendilerince bir ders çıkarsalar, bir hisse alsalar deyince sarının içine iliştirdiği 18 beyt çıkarır, Hüsamettin Çelebi'ye verir. Böyle mi der? Hüsamettin Çelebi o 18 beyti okuyunca tabiri caizse kendinden geçer. Kendinden geçince artık onun arkası gelecektir diye kağıdı kalemi alır ve an Hazreti Mevlana'nın söyleyecek olduklarını yazmak için emrine ameda olur. Daha önceleri dergahlarda sufiler dergahlarda yatar kalkarlardı. Sofa ashabından kendilerine ölçü alırlar. Bir kısım derviş sadece dervişlik yapmak için normalde dergahta tekkede yatar kalkarlar. Onlar evlendirilirse evlenirler. Onlar bu noktada dünyaya tamah etmezler. Malları mülkleri yoktur. Onlar dergahta dervişlik yaparlar. Onlar bu noktada az yerler, az uyurlar, hizmet ederler. Çünkü oraya gelen buğday, oraya gelen şeker, oraya gelen un
kendi kazandıkları değildir. Ölmeyecek kadar yerler. Çünkü orası bu noktada yardımla geçinen bir yerdir. O yüzden sufilerin orada karınlarını doyurmaları haramdır. Sufiler ancak ölmeyecek kadar yerler. Hüsamettin Çelebi de böyle bir zattır. Dergahta yatar kalkar dergahın malıdır tabiri caizse. Bunlar dergahın eşyası gibidir. Dergahın lambası, dergahın sürahisi, dergahın bardağı gibidir. Onları bir yere koysan orada, burada kımıldama desen, kımıldamadan onlar orada günlerce değil, yıllarca dururlar. Onlarda ekmek istemek yok, su istemek yok, yatacak kalkacak yer istemek yok, istemenin hiçbir şeysi yoktur. Bunlar öyle aynı sofa ashabından gibi, sofa ashabı nasıl hem ilim öğrenip hem cihat zamanında cihada katılıyorlarsa, bunlar da hem ilim öğrenirler hem de nefisleriyle cihad ederler. İşte Hüsamettin Çelebi elinde kağıt kalem, Hazreti Mevlana'ya gelecek olan tecelliyatları yazmak için kendine vazife edilmiş. 18 beyitten sonraki bütün mesnevi herhangi bir kitaba bakmaksızın, bir ayete, bir hadise bakmaksızın yazılmış bir eserdir. Bütün beyitler, bütün hikayeler Cenab-ı Hakk'ın ilahi tecelliyatıyla yazılmıştır. Biz bu manada mesneviye sakın vahiy noktasında görenlerden değiliz. Mesnevi Allah'ın velilerine, mürşitlerine sunmuş olduğu bir keramettir. Cenab-ı Hak peygamberlerini mucizelerle destekler. Her peygamberin bir mucizesi vardır. Peygamberlerin mucize farzdır. Çünkü peygamberler bir önceki peygamberin getirmiş olduğu elbiseyi yırtıp yeni bir elbise dikeceklerdir. Bir önceki peygamberin getirmiş olduğu hukuku kenara bırakıp Cenab-ı Hak onların üzerinde yeni bir hukuk getirecektir. O yüzden her peygamberin kendi çapında, kendi dairesinde, kendi coğrafyasında ve kendi zamanını ilgilendiren mucizeleri vardır. Eğer o mucizeler bir de birbirini takip eder. Musa'nın kavmi biliyordu ki gökten Cenab-ı Hak onları cennet nimetiyle nimetlendirmişti. İsa'nın havarileri o yüzden İsa'dan cennetten sofra istediler. Biliyorlardı ki Musa Aleyhisselam'ı böyle kerametle kuvvetlendiren Allah, özür dilerim, mucizeyle kuvvetlendiren Allah, İsa da eğer bir peygamber ise ona da bir mucize verecekti. Çünkü biliyorlardı ki İbrahim Aleyhisselam ateşten kurtulmuştu. Biliyorlardı ki Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulmuştu. Biliyorlardı ki her peygamber bir mucize ile gelmişti. Ve her peygamber bir mucize ile gönderilmişti. İşte o yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde de o güne kadar gelmiş bütün peygamberlerin üstünde, fevkinde bir mucize ile mucizelendirildi. Böylece Allah'ın peygamberinin yolunda giden o mürşid-i kamillerin, o da o velilerin de üzerinde birer neydi? Keramet olması gerekirdi. Ve Cenab-ı Hak o velilerini, o mürşid-i kamilleri o kerametle kuvvetlendirdi. Çünkü gerçek mürşid-i kamiller yeryüzünde dinin yaşanmasını sağlayan, dinin anlaşılmasını sağlayan ve o günkü çağda dini insanlara tebliğ eden, anlatan birer direk gibiydi. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi üzerine de en büyük keramet olarak Mesnevi verdi. Ve Mesnevi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin hiçbir kitaba ve esere bakmaksızın, acaba şu ayette ne demişti, bu hadiste ne demişti bakmaksızın
direkt kalbine gelen ilhamla, tecelliyatla yazdırdığı muhteşem bir eserdir. O yüzden Mesnevi bu açıdan bakılırsa Hazreti Mevlana'nın üzerinden tecelli eden Allah'ın bir ilhamı, bir kerameti olarak görülebilir. Ve bu açıdan o günden bugüne kadar insanların dini hayatlarını yaşamasında, tasavvufu anlamalarında ve yaşamasında en büyük bir temel teşkil eden naçizane eserlerin arasına girmiş. Mesnevi tabi en ince meseleleri, en ince perdeden konuşulması gerekenleri bir hikayenin içerisinde, bir olayı anlatırken, bir meseleyi dinlendirirken o ince perdeden konuşulması gerekenleri tatlı 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 anlatır. Hatta ben bazen derim ki Muhyiddin Arabi koçbaşı gibi vurmuştur. Muhyiddin Arabi koçbaşı gibi vurduktan sonra ortalığı dağıtmıştır. Ama Hazreti Mevlana o dağılanları, kategorileri sunmuş. Aslında Arabi'den daha ileri şeyler söyleyerekten Mesnevi'nin içerisine inci pırıltılarını atmıştır. Ve Mesnevi bu manada, bu benim kendimcesi, Arabi'nin işin içinden çıkmaz terimlerine dalmadan, Arabi'nin anlaşılması güç zikzaklarına dalmadan, terimlerine dalmadan meseleyi ince ince hikayeleştirip bizlere tatlı tatlı enjekte eden bir muhteşem velidir. Arabi enjekte etmek için uğraşmaz. Tabiri caizse yatırır adamı, iğneyi basar geçer. Sen debelenir durursun onun altında. Ama Hazreti Mevlana'nın tavrı öyle değildir. O okşaya okşaya, seve seve o kimseyi iğneye enjekte eder. Ve o kimse o enjekteyi aldığında mutsuz değildir, tebessüm eder. Tebessüm ederekten, tabiri caizse pozitif noktada zehirlenir. Tebessüm ederekten, gülerekten, hoşlukla zehirlenir. Bir kimse zehri tebessüm ederek içer mi? Hazreti Mevlana'nın elinden içer. Bu ama aslında nefis zehrinin pan zehridir. Ben bu noktada zehir derken pan zehri noktasında baktım. Tabii yolda gelirken biraz da kendi kendime düşündüm. Yani dedim ki ya işte 50 hafta olmuş, 50 ay olmuş. Hepinize de teşekkür ediyorum İzmirliler olarak. Çünkü 50 aydan beri takip etmek, 50 aydan beri ardı ardına eklemek, 50 aydan beri kaçırmamak herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu da bir nefis terbiyesi gerekir çünkü. Bu da bir nefis terbiyesidir. Sufilik ardı ardına eklemektir. Sabırdır. Sufilik direnmektir. Sufilik kah beklemek, kah susmak, kah konuşmak, kah durmak, kah koşmak ama hiç yoldan ayrılmamaktır. İnsan geriye dönüp baktığında 50 ayın nasıl geçtiğini bilemez. Ben yolda yürürken kendi kendime dedim ki ya 50 aydan beri gelmişim gitmişim dedim. Kendimi görmedim hiç. Ama dedim ki 50 aydan beri gelen insanlar var. 50 aydan beri takip edenler var. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurur ya az ama devamlı ibadet diye. Hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah nice senelerde ve nice zamanlarda sabırla yola devam edenlerden eylesin. Hepinize. Ben yolda koşmayı değil, yolda devam etmeyi önemserim. Yol şartları. Bazen insanın koşası gelir, bazen yürüyesi gelir. Bazen kendince der ki ya durayım şurada. Durmadığı müddetçe ağır aksak da olsa yürüyüş devam ediyorsa bu muhteşem bir şeydir bu zamanlar. Yürüyorsa bir kimse koşamasa dahi yürüyorsa yolda duruyorsa bu muhteşem bir şeydir. Eğer yürümese dahi yolda duruyorsa bu da azımsanacak bir şey değildir ha.
bu işin şeriat kısmıdır. Yolda durmak şeriattır. Yolda durmak. Yürümek tarikattır. Koşuyorsan o hakikattir. Cenab-ı Hak cümlemize koşmayı nasip eylesin. İnşallah nefsimize uydurmasın. Kur'an ve sünnet dairesinde berdevam olanlardan eylesin. Yolda uzun süre durmanın da insanların üzerinde nefis olarak getirdiği negatif şeyler vardır. İnsan eskidikçe ağırlaşıp takvaya ulaşacağına bazen insanlar eskidikçe nefislerine uyarlar. Buna da dikkat etmekte fayda vardır. Bakın eskidikçe daha da takvaya erip, daha da işin inceliğine bakın. İnce yaşaması gerekirken bazen eskiyenler nefislerine uyup, Allah muhafaza eylesin, kendilerini perişan ederler. Böylelerinin üzerinde yolda durmak, yolun nimetini üzerinde taşımak aldatmasın. Bakın aldatmasın. Bir kimse hem nefsine uyup hem yolda yürüyorsa Allah muhafaza eylesin, o aldanabilir. Aldananlardan olmayalım inşallah. Evet, Mesnevi'de inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen sohbetimizde, dersimizde bir üstad ara diyordu vezir. Bir üstad ara, üstadsız bu yol gidilmez diyordu. Bir üstadın neler, ne olması gerektiğini anlatmıştık. Bir önceki ay buradaki derste. Bu halk eğitim merkezinde de üstadlarda olmaması gereken özellikleri anlattık. Ve böylece o konuyu bitirmiştik. Şimdi aynı o vezir dini bozmak istiyor ya, din bozucular hep böyledir. Bir yerde başka türlü konuşurlar, bir yerde başka türlü konuşurlar. Yalnız kaldıklarında başka türlü davranırlar. İnsanların içerisinde başka türlü davranırlar. Herkesin içerisinde kendilerine takva süsü verirler. Ne takvalıdır, ne takvalıdır, Allah Allah. Yalnız başına kaldığında ise her türlü melaneti işlerler. Her türlü melaneti. Bunlar insanların içerisinde kendilerine öyle bir din süsü verirler ki insanlar onlara bakınca kendi dindarlıklarından utanırlar. Ama bunlar fırsatını bulurlarsa da deveyi hamudundan götürürler. İşte bu vezir de din bozucu. Din bozucu. Yol kesici. İşte bu vezir de her gittiği yerde ayrı şeyler konuşuyor. Bir yere gitti, dedi ki muhakkak üstad arayın. Üstadsız bu yol gidilmez. Şimdi devam ediyor. Her çeşit din salikleri üstad aramaksızın, peygamberlere tabi olmaksızın işlerin akıbetlerini gördüler. Yani bir üstada bağlanmayanlar, bir peygambere bağlanmayanlar İşin akıbetini, sonunu gördüler. Demek ki o zaman bir üstad aramakla yetmeyecek. Ya bir de bir peygambere tabi olacaksın. Zamanın peygamberine tabi olmak meselenin en önemli hakikati. Hatta şimdi diyebiliriz ki İslam dünyasında en önemli şey peygambere tabi olmak. Peygambere tabi olmak ne? Onun sünnet-i Resulullah'ına tabi olmak. Bununla alakalı İslam dünyasında enteresan, acımasız oyunlar ve tezgahlar var. Ey müminler, emrettiklerini yerine getirmek ve yasakladıklarından da kaçınmak suretiyle Allah'a ve Resulüne itaat edin, umulur ki merhamet olunursunuz. Ali İmran ayet 132.
Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'a hak olarak getirilmiş olduğu şeylere uyun. Ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Peygamber'e tabi olmadan, bir üstada tabi olmadan o kimsenin akıbetinin hayırlı olmayacağı kesindir. Şimdi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadislerini inkar edenler, hadislerin üzerinde şek şüphe bulunduranlar ve kendilerince dini kendi heva ve heveslerine göre yoranlar ne yazık ki kurtuluşa eremeyecek olan insanlardır. Aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, o konuda hüküm vermek için onu Allah'ın kitabına ve elçisi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme götürün. Kitap meydanda. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine götürmek ne? Onun hadis-i şerifleri. Bunun için bir, ya o kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle direkt görüşüyor olacak ya da onun sünnet-i Resulullah'ına bakacak. Direkt görüşüyor olsa dahi onun almış olduğu ilim kendisini bağlar, umumu bağlamaz. Burada bir kısım insanlar hataya düşmüşler. Halde görülen, rüyada görülen şeyler insanların kendilerine münhasır olması gerekirken bunu etrafa münhasır etmeye çalışmışlar ki bu doğru değildir. Bir kimsenin rüyasında ve halinde gördüğü şeyler kendisini bağlar. Her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Her kim de yüz çevirirse bil ki ey Muhammed biz seni onların üzerine bir gözetleyici olarak göndermedik. Nisa ayet 80. İşte kıymetli kardeşler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine itaat etmeden, bir üstada bağlanmadan bir kimsenin akıbetinin ne olacağı belli değildir. Hatta akıbeti bellidir. Nedir? O kimse ne yazık ki hidayete kavuşamadan ehli cehennem olup çıkacaktır. Akıbet budur. Çünkü bir kimse Muhammed Mustafa'ya, bugünün peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme iman edip onun sünnet-i Resulullah'ına bağlanması farzdır. Devam ediyor Hazreti Mevlana. Kendi akıllarınca netice hakkında istidlallerde bulundular. Da bu yüzden hata ve delalete düştüler. Bunlar kendi akıllarına uydular. Bunlar kendilerince kendi kendilerine rey sahip ettiler. Bunlar kendilerince kendi heva ve heveslerini ilahlaştırdılar. Bunlar kendi heva ve heveslerini ilahlaştırdıktan sonra kendilerince bunlar ne yaptılar? Kendi akıllarınca bir din oluşturdular. Şimdi televizyonlara çıkıp veyahut da orada burada konuşup hadis-i şeriflerin üzerine reddiye yazıp hadis-i şerifleri inkar edenler kendi akıllarınca, kendi reylerince gidiyorlar. Ve kendilerince bir din oluşturuyorlar. Ve oluşturmuş oldukları din, Muhammed Mustafa'sız bir din. Oluşturdukları İslam, anlattıkları İslam, anlattıkları yol, anlattıkları tarikat, anlattıkları her ne var ise, sünnet-i Resulullah'a tabi olmadıklarından, heva ve heveslerinden oluşturmuş oldukları din. Kur'an ve sünnetten değil. Hani bir kısım şom ağızlılar bize Kur'an yeter deyip hadis-i şerifleri inkar ediyorlar ya. Hani bir kısım ilimsizler kendilerince sünnet-i Resulullah'ı komple reddediyorlar ya. Hani internette Facebook'larda geziyor ya Kütüb-i Sitte'nin komple fotoğrafı üzerinde bir tane kocaman bir çarpı işareti var ya. Yani Kütüb-i Sidde'nin bütün hadislerini atıyorlar ya kenara. Ve Kütüb-i Sidde'nin de içerisinde olmayan bir hadis-i şerifi koyuyorlar oraya.
Kütüb-i Sitte'de o koyun geçen bir arkadaş gönderdi bana da. Kendi normalde Facebook adresini de göndermiş, şuraya girin dedi. Kendi gözlerimle gördüm. Kütüb-i Sitte'nin üzerine kocaman bir kırmızı çarpı. Orada da bir tane hadis-i şerif var. O hadis-i şerif Kütüb-i Sitte'de yok. O hadis-i şerif Kütüb-i Sitte'de yok. Hani devenin sidiğiyle alakalı. Başka bir hadis-i şerif koymuşlar. Hani deve eti yendiğinde abdest almakla alakalı. Bir tane de öyle hadis koymuşlar. Bunlar zaten Kütüb-i Sitte'nin içerisinde olan hadisler değil. Kütüb-i Sitte'nin içerisindeki hadisler Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, İmam-ı Hanbel'in el-Hakim'indir. Ve hep bütün hadisler Kütüb-i Sitte'de hüküm çıkarılan hadislerdir. Yani dinin yaşanılmasında olmazsa olmaz olan hadislerdir. Ve hadislerin üzerinde kendi hadis kriterçilerin hiçbirisi de şek şüphe etmedikleri hadislerdir. Ama dinin en önemli ikinci kaynağını, en önemli ikinci kaynağını bu batılıların, bu şeytanın kalplerine bevlettiği, işediği bu din hainleri, bu Pablo Suare adamlar bugün de ne yazık ki geçmişte olduğu gibi bugün de var. Geçmişte olduğu gibi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri bu hadiseyi bize ta geçmiş İsa Aleyhisselam'ın dönemindeki bir hadiseden anlatar. Der ki o gün için bir Yahudi hahamı, veziri gitti. Ondan sonra bir Yahudi bir padişahla anlaştı ve kendisini İsevi göstererekten İsevilerin içerisine girdi. İsevilerin dinini bozmak için, İsevilerin dinini bu noktada pert haline getirmek için uğraştı der. Ve tomarlardan bahseder bize. Ve bugün de aynı şeyi yaşıyoruz biz. Müslümanlar aynı şeyi yaşıyor. Allah-u Alem Hazreti Mevlana da aynı şeyi yaşamıştı. Çünkü Hazreti Mevlana'nın zamanındaydı, hemen hemen onun zamanlarında veya ondan hemen önce olmuştu ki Baba Resul isyanları vardı. Baba Resul isyanları, Baba İshak isyanları Müslümanları yeni mini minnetiyordu. Bugünün IŞİD'i gibi. Onlar da Anadolu'da yakmadıkları köy, yağmalamadıkları köy, ırzına geçmedikleri kadın, alıp götürmedikleri kız bırakmıyorlardı. Milletin arpasını burada yaktığı yetmiyormuş gibi köylerini yakıyordu. Ve bu adam da kendisini peygamber görüyordu. Ve onun etrafındaki insanlar da onu ölümsüz görüyorlardı. Asılmasına rağmen yeniden geriye döneceğine inanıyorlardı. Ve kardeşi geçmişti hareketin başına. Baba Resul'dan sonra Baba İshak geçmişti. Aslında Hacı Bektaş Veli Hazretleri de meselenin iç yüzünü henüz daha bilmeden kardeşi Menteş'le beraber bu harekete katılmak için normalde Orta Asya'dan çıktı geldi. Baktı ki hareket Kur'an ve sünnete uygun değil. Hiç karışmadan, tabiri caizse hiç bulaşmadan gitti Karaoyu'ya yerleşti. Kardeşi Menteş Sivas'ta çünkü öldürülmüştü. Bu Baba İshak resmi, bu Baba İshak isyanları noktasında. Ve Selçuklu'nun batmasına sebep oldu bu isyanlar. Ve İslam dünyasının ayakta duran en önemli devletinin birisinin sonu oldu. Ve İslam dünyasında değişik bu tip olgular, oluşumlar olmuştu. Şimdi de son başımızın belası IŞİD. Başımızın belası IŞİD şimdi. Şimdi o IŞİD İslam'ın yüzü olabilir mi? Kim savunabilir? 3-5 ahmaktan başka. İşte bunlar insanlık tarihince, dinler tarihince kendi akıllarınca giden insanlar. Kendi heva ve hevesleriyle giden insanlar. Bizim aklımıza uymak dini meselelerde çok cezbediyor. Aklımız muhteşem bizim. Bu ayet akla uygun değil canım, atalım. Akıl ilah bizde. Bu hadis-i şerif akla uygun değil, atalım. Akıl ilah bizde. Hani Hazreti Ali Efendimiz'in meşhur sözü hiç aklımdan çıkmaz.
Eğer aklıma uyacak olsaydım, ayağımın altını mest ederdim. Ama Hazreti Muhammed Mustafa, gördüm ki sallallahu aleyhi ve sellem, ayağının üstünü mest ederdi. Bakın, aklı uyacak olsaydım, ayağımın altını mest ederdim. Mest olsa ayağınızda, ayağının altının kirlendiğini düşünürsünüz, öyle değil mi? Ama ayağın üstünü mest etmek sünnettir, mest olur. Hazreti Ali Efendimiz böyle der, aklıma uysaydı. Aklına uymak yoktur dinde. Dinde akla uymak yok. Kur'an ve sünnet dairesinde iştihad edebilirsin. Eğer bir şey yok ise, yok ise, onun hükmü konulmadıysa, o yüzden Kur'an-ı Kerim der ki, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Bunlar kimlerdir? Bunlar fakihlerdir. Bunlar Kur'an ve sünnete bakaraktan hüküm çıkarırlar, olmayan hükümleri. Bir şeyin hükmü vardır, ona hükmederler. Bir şeyin hükmü lazım. Yoksa kıyas yaparaktan, örnekleyerekten hükmederler. Bunlar kimlerdir? Bunlar insanlara dininin anlatılması ve anlaşılması için mürşid-i kamillerdir. Bunlar kimlerdir? Tefsircilerdir. Bunlar kimlerdir? Siyasi otoritedir. Kur'an ve sünnet tarihinde kalan. İşte bu yüzden kendi kendilerine dogmatik aklına uyanlar. Kur'an ve sünnet tarihindeki aklı söylemiyorum burada. Dogmatik, Kur'an ve sünneti kenara koyaraktan kendi akıllarınca hükmedenler. Kur'an ve sünneti kenara koyaraktan kendi aklını ilahlaştıranlar. İşte bütün hangi dinden olurlarsa olsunlar, bunların hepsi de delalete düştüler, hepsi de yanlışa düştüler. Akıbet görme, elle dokunmuş, örülmüş değildir. Böyle olsaydı dinde nasıl ayrılık olurdu demişti bir tomarda da. Akıbet görme, yani meselenin ilerisini görme, hadisenin sonunu görme, hadisenin sonunu görme. Elle örülmüş bir, dokunulmuş bir kumaş değil. Kumaşı alırsınız, baştan başlarsınız top top açma, sonuçta sonunu görürsünüz. Sonunu görmek herkesin işi değildir. Akıbeti görmek herkesin işi olmuş olsaydı, hiç kimse de dinde ayrılık olmazdı. İnsanlar bir santim ayrılığın, ileride yolun sonunda kilometrelerce ayrılık olacağını bilseydi, bir santim ayrılığa müsaade etmezdi. Evde bir küçücük bir tartışma çıksa, o küçücük tartışmanın sonunda karı kocanın boşanacağını karı koca görmüş olsaydı, o küçücük tartışmayı çıkarmazlardı. Çocuklar da orta yerde kalmazdı. Ama insanlar bakarlar, yolun sonuna geldiklerinde geriye dönerler, bakarlar neden ayrıldık diye. Aslında bir sivilce vardır ortada. Bir sivilce. Ve insanlar o sivilceyi heva ve hevesle çuban haline getirip, heva hevesle kangren haline getirip, ne yazık ki bacaklarını kollarını kesmek zorunda kalırlar. Akıbeti görme her göz için söz konusu değildir. Akıbeti görme ancak ileriye görebilecek feraset sahibi olanlar. Allah'ın nuruyla bakanlardır. Müminler, müminlere karşı dikkatli olun. Onlar Allah'ın nuruyla görürler. Allah'ın nuruyla görenler ancak akıbeti görürler. Akıbeti görmediğin müddetçe kıvıldama. Otur oturduğun yere. Otur oturduğun yere. Akıbeti görene tabi ol. Ya akıbeti gör, ya da akıbetini görene tabi ol. Ya da otur, Kur'an ve sünnetten asla bir milim dahi ayrılma. O bir milim ayrılma, ileride kilometrelerce ayrılma olacak. Ben bunu tarif ederken, Bursa'nın kent meydanı. Önceden normalde daha böyle daha küçüktü, yuvarlaktı orası. Arasında 10 metre var. 10 metre yolla Ankara'ya gider, 10 metre yürürsünüz, İstanbul'a gidersiniz, 10 metre daha yürürsünüz, İzmir'e gidersiniz. Baktığınızda merkezde yollar birbirine çok yakındır. İstanbul yoluyla Ankara yolunun arası 10 metredir başlangıçta. Ama yol yürüyenler 2 saat sonra, 3 saat sonra 500 kilometre birbirlerinden ayrılmış olarak görürsünüz. 3 saatlik zaman içerisinde.
3 saat önce 10 metreydi ayrılıkları. O dediklerinde birbirlerini duyacaklardı. Ama 3 saat sonra birbirlerini duyamayacak, göremeyecek hale geldiler. İşte ayrılıklar böyle bir şeydir. Bir kimse ilk önce bir nefes ayrılır. Bir nefestir ayrılık. Onun arkasında binlerce kilometre ve binlerce yıllardır. Bir nefestir oysa ayrılık. Herkes der ki, bir nefesten ne olacak? Ama der ki aşık, bir nefes dahi senden uzak durma. Hicrandır bana. Bir nefes dahi uzak durmak hüsrandır bana. Bir nefes dahi ayrılık karanlık gecedir bana. Bir nefes dahi ayrılık kıyamettir bana. Bir nefes dahi ayrılık ebedi cehennemdir bana. Eğer bir nefes ayrılığı böyle göremiyorsa bir kimse, bilsin ki bir nefes ayrılık onun kıyameti olacaktır. Bir nefes ayrılık onun ömrü boyunca değil, ebediyen hicranı olacaktır. Bir nefes ayrılık. İşte din böyle bir şeydir. Bir nefes ayrılırsınız siz. Bir nefestir o. Siz sevgiliden bir nefes ayrılırsınız. Sevdiğinizden bir nefes ayrılırsınız. Ne olacakmış ondan dersiniz. Ne olacakmış ki dersiniz. Bir sefer gitmekle hiçbir şey olmaz. Ama ne yazık ki bir sefer gider geri dönmez hiç. Bir sefer ayrılan geri döndüğünde aynı şeyi bulamaz hiç. Bir nefes uzaklaşan bir daha geldiğinde aynı sıcaklığı bulamayacaktır. Aslında bir öpüştür ya. Ne olmuş ki bir sefer öpmediyse? Yabancı gelir insana ikinci öpüş. Yabancı gelir ikinci koklayış. Yabancı gelir ikinci süzüş. Yabancıdır artık o sana. Her şey yabancıdır. Çünkü o bir nefes ayrılık girmiştir. Din böyle bir şeydir. Bir nefes ayrılırsınız. Şu sünneti terk edeyim dersiniz. Aslında o sünnet sizi terk etmiştir. İkinciye geldiğinizde bulamayabilirsiniz. Bir günlük orucu terk etmekten ne olacak dersiniz? Ertesi gün oruç sizi terk edebilir. O bir günlük bizim, ben kendi nefsim için söyleyeyim, nankörlüğümün oruç affetmeyebilir. Benim bir günlük aymazlığımı o affetmeyebilir. Hani Hazreti Peygamber'ini tehdit ettiydi ya, seni onlardan ediveririm diye. Bir nefes ayrılıkla onlardan oluverir insan. O peygamberini tehdit ettiyse varım biz kendimizi kendimiz düşünelim. İşte o yüzden insanlar ve bütün din sahipleri ve bütün tarikat sahipleri, bütün yol sahipleri, bütün eşler, bütün çocuklar, bütün anne babalar, bütün arkadaşlar, dostlar, kardeşler, akıbet ellerinde kumaş gibi sonu belli olsaydı hiç ayrılık rüzgarlarını estirmezlerdi. Ama ne yazık ki akıbeti bilmediklerinden, akıbeti görmediklerinden o ayrılığa düçar olup gittiler. Allah muhafaza eylesin. İşte Cenab-ı Hak da ayet-i kerimesinde diyor ki o dini doğru tutan onda tefrikaya düşmeyin diye dinden hem Nuh'a tavsiye ettiğini, hem sana vahyettiğimizi, hem İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin için de şeriat yaptı. Senin kendilerini davet etmekte olduğun şey müşriklerin üzerinde büyümektedir. Allah dilediğini kendine seçer, kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Dinde tefrikaya düşmeyin. Dinde ayrılığa düşmeyin. Dinde ayrılığa düştüler. Nuh'un kavmi düştü. Ayrılığa düştüler. İbrahim'in kavmi yaptı. Nuh'un kavmi yaptı. Musa'nın kavmi yaptı. İsa'nın kavmi yaptı. Hepsi de dinde tefrikaya ayrılığa düştüler. Hepsi de dinlerinde kendi akıllarına uymaya çalıştılar. Kendi akıllarına uyduklarından dolayı dediler ki soğan sarımsak yemek istiyoruz. Musa'nın kavmi. Ve hepsi de ne yazık ki helak oldular.
perişan oldular. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Allah geçmiş peygamberlere, kitap indirdiği peygamberlere, cin indirdiği peygamberleri bize örnekliyor Muhammed Mustafa'nın üzerinden. Diyor ki siz asla, asla tefrikaya düşmeyin. Hemen akabinde ayet-i kerimede onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Size bir ilim gelmiş. Bu ilim Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet elinizde dururken, Kur'an ve sünnet elinizde dururken ve o ilme sahipken siz ihtiraslarınıza, heva ve heveslerinize kurban olup o yüzden dinde tefrika çıkarmayın. Bir tanesinde demiştin ki, tomarın bir tanesinde. Usta da sensin, çünkü ustayı da sen tanırsın. Er ol. Erlerin maskarası olma, kendi başının çaresine bak, sersemleşme. Bir tanesinde de dedi ki, usta sensin. Neden? Ustayı da tanıyan sensin. O zaman ne gidip de birisine sufi oluyorsun, ne gidip de birisine ümmet oluyorsun. Sersemleşme. Sen kendi yolunu kendin çiz. Kendi hadisene kendin bak. Bu bütün din saliklerinin, bütün tarikat erbabının, yolcularının düşmüş olduğu hata. Yani insanlar kendilerince diyorlar ki, yani işte bunu dinliyorum ben, profesörden dinliyorum. Peygamber geldi, vazifesini yerine getirdi gitti. Ya yeni peygamber o. Hani var ya peygamberliğini ilan edenler. Biz peygamber değiliz, nebiyiz. Öyle diyorlar. Ertesi günde zaten vazgeçtim diyor. Ya Mehdi'yim diyor. Hoş şimdi nebilikte karar kıldı bir tanesi, bir tanesi de mehdilikte gidip geliyor boyuna. Bunları görünce insanlar, işte bunlar kendilerince kendi kendilerini peygamberden üstün görüyorlar. Kendilerini peygamber seviyesinde görüyorlar. Kendilerini peygamber seviyesinde gördüklerinden dolayı bu hale düşüyorlar. Şeytanın maskarası oluyor. Dervişlerin içinden de kendini şeyh noktasında görenler vardır. Onlar da şeytanın maskarası olur. O der ki, şeyh efendi bende tecelli etti, bana uyun şimdi. Ben konuşuyorken hep benim ağzım dilim şeyh. Bunun bir çıt üstü odur. Ben konuşuyorken Hazreti Peygamber benden konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya benim konuştuğum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin konuşması. İşte sufilikte vartadır bunlar. Daha ileri gider. Biz ne konuştuysak Allah'ın kelamını konuştuk. Bunu duyarsınız siz. Allah benden tecelli. Söz harikadır. Bütün müridan der ki Allah, Allah şeyhimden tecelli etti. Harika. Ve söylediği neyse motomot uyulması gerekir. Neden? Allah ondan konuştu. Bir çıt altı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu üstadın üzerinden zamanında konuşuyor şimdi. Kur'an-ı Kerim diyor ki dini ben tamam ettim ve dininizi İslam olarak seçtim. Peygamber vazifesini yerine getirdi. Tebliğ etti. Tebliğ etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde fena olmak var mı? El cevap var. Hazreti Allah'ta fena olmak var mı? Var. El cevap var. Bunların hiçbirisi de böyle söyleyemezler fena olan. Hazreti Allah'ta fena olan lal olur. Dili tutulur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de fena olan her hali sünnet-i Resulullah'a uyar. Üstadında fena olan her haliyle üstadına tabi olur. Üstadına tabi olur.
fenanın tecelliyeti budur. Ben üstad bende fena oldu değildir. Onun üzerinde o üstada tabi olur. Fena olmanın yolu odur. Tecelliyatı da odur. Onun dediği kadar yer, hatta yemeğini dahi ona göre düzenler. Onun iç dediği kadar içer. Tabi olmak odur. Kendi kafasından tas tas çorba içmez. Tabi olmak odur. Ben kendi kendime böyle az yiyordum. Sözde kendimce rejim yapıyorum. Bana dedi, ne yapıyorsun dedi. Bir şey yapmıyorum efendim dedi. Az yiyorsun sen dedi. Biraz kendime dikkat edeyim dedim efendim dedi. Ye ye dedi sen. Ha tamam. Bir daha ağzından çıkmadı ben az yiyorum diye. Ondan sonra birkaç gün yoldayız. Birkaç gün sonra dedi ki, Mustafa Efendi dedi, önemli olan az yemek değil oğlum dedi. Az günah işlemek, az harama dalmaktır. Dedim ki, demek ki dedim, önemli olan oymuş. Şimdi bir müddet sonra baktım etrafıma, doğru. Az yemek değil, haram işlememek önemli. Üstada tabi olmak. Üstada tabi olan, ben üstadım demez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yolunda giden kimse, ben peygamber oldum demez. Hazreti Allah'a itaat eden, onu seven, ben Allah oldum demez. O zaman o vezir diyordu ki, sen üstadı tanıdın ya, sen ustayı tanıdın ya, ustayı tanıyan sensin, o zaman ustasın. Ne gidip de onlara kul köle oluyor, ne gidip de onların peşine düşüyor. Sersemlik yapma. Kendi aklınca bir yol seç. Bir diğerinde dedi ki, bunların hepsi de birdir. Allah da, peygamber de, üstad da, kitaplar da, hepsi de birdir. İki gören kimse şaşı adamcağızdır demişti. Yani bütün gördüğün her ne varsa birdir. Bir noktada aslında sufilikte gelinmesi gereken noktayı söylüyor. Bunda bir kenaye, kinaye aramazsak doğru bir mesaj. Hani Allah'ım senin sevgini, seni sevenin sevgisini, seni sevdirecek olanın sevgisini bize bahşeyle. Bu sevginin hepsini de üst üstüne bağlamış Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Davut aleyhisselamdan nakrederekten. Ama bu kenayesin olmazsa alaka, ama diyor ki bir damarda da yüz nasıl bir olur? Yüz nasıl bir olur? Bunu kim düşünür meğer ki deli olsun. Yani bu bir başka bir topluluğa da konuşurken diyordu ki, hey, öbür tarafta dedi ki, her şeyi bir gör. Bu tevhid. Bu muhteşem bir şey. Ama öbür tarafta dedi ki, kesrette vahdet nasıl bir olur? Çoklukta birlik nasıl olur? Yüz bir eder mi? Sersemleşme dedi. Meğer ki deli olsun. Bunların her bir öbürünün zıttıdır. Gayri zehirle şeker nice bir olur. Birisi zehir, birisi şeker. Bunu nasıl bir görecek? Bunları ayrı ayrı gör. Ayrı ayrı görmek vahdet-i şuhud. Bir görmek vahdet-i vücud. Her ikisi de dinde var mı? Her ikisi de dinde var. Zehirden de şekerden de geçmedikçe vahdet bahçesinden nice koku alabilirsin demişti. Bir yerde de dedi ki, sen zehirden de geç, şekerden de geç. Yani cennet sevdasından da geç, cehennem korkusundan da geç. Ya bunların ikisinden geçmedikten sonra sen birlik bahçesine ulaşamazsın. Söz doğru mu? El cevap doğru. Ama bu bir başka yerde onun zıttına söyleyip, bir başka yerde de doğrusunu söylüyordu. Böylece ne yapıyor insanlar? Birbirleriyle dövüşüyorlar. Tefrika çıkıyor. Din adına insanlar birbirlerini katlediyorlar. Devam ediyor. O İsa dinine düşman olan vezir bu tarzda, bu çeşitte 12 tomar yazdı. 12 tomar demek. Şimdi biraz mevzuyu açayım. İsa aleyhisselamın Hristiyanların içerisinde 12 tarikat var.
Musevilerin içerisinde 14 tarikat var. İsevilerde 12 tarikat var. Bir kısım ehli tarikat, İslam'ın içerisindekiler biraz böyle tarikatı 12'ye bağlamaya çalışırlar. Bilhassa eskiler 12 hak tarikat derler. Ben buna dervişliğimin ilk yıllarında bir çomak sokardım. 12 hak tarikat demeyin. Niçin? Çünkü eğer İsevi tarikat araştırılırsa 12 çıkar. İsevilik var işin içerisinde. Kimisi 14 hak tarikatta Musevilik var işin içerisinde. Evet, Abdülkadir Geylani Hazretleri bir tarikat piridir. Ahmet el-Rufai, Ahmet el-Bedevi, İbrahim Nusuki, Şehvel el-Sanazi, Şazeli, Şahin Akşimendi gibi. İslam dünyasında sayısız pir hazretleri vardır. Hepsi de başlı başına bir pirdir. Hepsi de başlı başına kendilerince bir yol sahibidir. Eğer öyle şu kadar hak tarikat deseydi Hazreti Mevlana nereden çıkacaktı? Hazreti Mevlana'dan sonra örneğin Celvetiye çıktı. Üftadi Hazretlerinden sonra. O zaman bunu bir sayısala bağlamak bu mümkün değil. Sayısala bağlamaya kalkmışlar. Bu mümkün değil. İşte o yüzden sayısala bağlayın. Şu tarikat hak, bu tarikat hak değil demek. Bu yol haktır, bu yol hak değildir demek insanları tefrikaya düşürür. Allah muhafaza eylesin. O yüzden yol Kur'an ve sünnettir. Sufilik bellidir. Ana kaideleri bellidir. Hangi dergahtan, tarikattan olursa olsun, adı ne olursa olsun, adı önemli değildir. Yol önemlidir. Yol Kur'an ve sünnet ise adı seni kandırmasın. Siz kocaman bir ad, bir isimde olan tarikata müntesip olsanız, o yolun kaidelerini yerine getirmiyorsanız, siz küçücüksünüz yine. Nerede olursanız olun. Allah bizi affetsin. Amin. İhtilaf gidiş tarzındadır, yolun hakikatinde değil. İşte bütün insanların ihtilaf ettikleri gidiştedir, hakikatte değil. Hakikat Allah'a ustat olmaktır. Allah'ın yolu ile yollanmak, onun kokusuyla kokulanmaktır. Bu Kur'an, sünnet, imamların içtihadıyla mümkün olur. Bunun haricindeki her şey bizi ihtilafa sürükler. Allah bizi onlardan eylemesin inşallah. İsa'nın bir renkte oluşundan koku almamıştı. O İsa küpünün mizacından huy kapmamıştı. O Yahudiydi zaten. O yüzden asla İsa'nın kokusunu almamıştı. İsa'nın kokusunu almış olsaydı onda bütün kokular var olacaktı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine sahip çıkan bütün yolların merkezi hükmünde olmuştur. Onun sünnetine tabi olmak, onun sünnetini yaşamak bütün yolların hakikati olmalı. Eğer ki bir yol Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetini yaşamanın üzerine kurulduysa ve Muhammed Mustafa'ya tabi olmanın yolunda üzerinde kurulduysa yoldur. Eğer ki bir yol Kur'an ve sünnetin üzerine kurulu değil ise, bir yol Kur'an ve sünnetin iki noktanın üzerinden geçmiyorsa, o yol eğridir, o yol istikameti bozuktur, o yolun akıbeti hüsrandır. O yolun akıbeti hüsrandır. Burada söz konusu olan şey, ilmi Kur'an ve sünnetten almaktır. Kur'an ve sünnetten. İlmi Allah'tan ve Muhammed Mustafa'dan almaktır. Allah ilmini yeryüzüne indirmiştir. Muhammed Mustafa'nın üzerinden Kur'an'ını indirmiştir. O ilmini Muhammed Mustafa'nın sünnetiyle tamamlamıştır. Ve bugün dininizi tamam ettim ve din olarak size İslam'ı seçtim demiştir. O zaman bütün yollar bu İslam'ın anlaşılması ve yaşanması içindir. Yol busa yoldur. Yol bu değil ise o zaman yol, yol değildir. O yüzden hangi şeyhe tabi olduğunuz önemli değildir. Hangi tarikata gittiğiniz önemli değildir. Gitmiş olduğunuz yer
Kur'an ve sünnete uygun olup olmadığı önemlidir. Bir şey efendi, Kur'an ve sünnete uygunsa söyledikleri tabi olunur. Değilse reddedilir. Bir yolun anlatımı, bir yolun kuralları, kaideleri Kur'an ve sünnete uygunsa kabul edilir. Kur'an ve sünnete uygun değilse reddedilir. Yolun adı önemli değil. Yolun adı önemli değil. Birileri sizi bu noktada yolun ismiyle, yolun ismiyle kandırabilir. Allah bizi onlardan eylemesin. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Biz inşallah önümüzdeki ay kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz inşallah. Sorularınıza da bakayım. İnşallah ondan sonra sohbetimizi sonlandıralım. Biz böyle yaklaşık 10 beyitlik kadar sohbetlerimiz, arkadaşlar biliyorlar, haklarını helal etsinler inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman belli bir noktaya gelince Cebrail aleyhisselam orada bir perde olduğunu görüyor. Ve bu perdenin arkasında ne var ya Resulullah diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri arala perdeyi bak diyor. Cebrail aleyhisselam perdeyi aralayınca bakıyor ve sen varsın ya Resulullah diyor. Soru, hadisçiler bu meseleye bakarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni kendini Allah yerine koyduğunu iddia ediyor. Bunun açıklamasını yapar mısınız? Böyle bir şeyin olduğu söylenir ama ben Miraç'la alakalı benim okuduğum eserlerin içerisinde böyle bir şeyi okumadım. Sen okudun mu hocam? Yalnız bunu böyle bir kısım ehli tasavvuf böyle bir şey olduğunu söyler. Bir kısım ehli tasavvuf diyeceğim, hepsi değil bunun içine. Böyle bir şeyi genelde biraz böyle melami meşrepli kardeşler bunu aktarırlar. Benim duyuşum ilk onlardandı. Ben İzmir Bayındırlıyım, bilmeyenler bunu öğrensinler. Bizim orada melami meşrepli arkadaşlar bir hayli fazladır. Benim ilk sufiliğe başlangıç yıllarımda onlarla sohbetlerimiz, tartışmalarımız, atışmalarımız, muhabbetlerimiz olmuştur. Tartışma, atışma diyor. Evet. Yani ben zaman zaman böyle normal çok böyle gençliğim benim böyle halimen salimen bir kimse olarak geçmedi. Hala daha öyle değilim ben. Öyle halim salim bir insan olamadım. Allah beni affetsin. Neyse öyleyim. O yüzden orada da bu tip böyle ileri safhada sözler, kelimeler kullanırlardı. Ben zaman içerisinde benim sertleştiğim böyle yani abiyane tabirle kaykıldığım zamanlar olmuştur onlara. Burada da İzmit'te de ilk başlangıçta ilk böyle bizim bir dernek binamız vardı. Orada sohbetlere başladığımızda İzmit'ten de bazı melami meşrepli arkadaşlar, kardeşler oraya da gelmişlerdi. Bayağı ateşli. Ondan sonra orada da sohbetler olmuştu. Şimdi bunu biraz böyle açık açık konuşuyorum bu tip meseleleri. Melami meşrepliler bunu söyler. Bunu melami meşrepliler söylediğinde bunu böyle anlamıyorum ben. Böyle olsa dahi. Ben bir hadis-i şerif diyorlarsa ben hadis alimi değilim. Ben ancak şunu derim. Benim okuduğum eserlerde ben böyle bir hadis okumadım aklıma gelmediyse. Ben o hadis yoktur diyemem. Ne varsa derim. Var olanı inkar etmek Allah muhafaza eylesin. Cehalettir. Hatta insanı küfre bile götürür. Rabbim korusun. O yüzden böyle hadis yoktur demeyin. Ben okuduğum kaynaklarda karşılaşmadım kardeşliğim. Örneğin işte hemen hemen ben dedim Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, işte ne bileyim hemen hemen hadis kitaplarının büyük bir çoğunu bu fakirde de var. Hem eser olarak var, hem de dijital olarak var. Allah bizi affetsin. Ben hadis-i şeriflere çok önem veririm.
Kur'an'ın anlaşılması için elimizde en önemli anahtardır. Kur'an kilitse benim nazarımda onu açacak olan da hadislerdir. Onu böyle anlaşılacak hale getirecek olan hadislerdir. O yüzden bu hadis-i şerife ben baktığımda, yani eğer gerçekten böyle bir hadis var ise, ben hiç de öyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kendisini Allah noktasına koyuyormuş gibi noktaya bakmıyorum. Çünkü Cebrail aleyhisselamın geldiği nokta, Cebrail aleyhisselamın geldiği nokta, Hazreti Muhammed Mustafa'nın geldiği noktadan çok aşağıdır. Cebrail aleyhisselam bir melektir. Nefsi yoktur. Onun uruç etmesi, yükselmesi mümkün değildir. Ne şekilde Cenab-ı Hak onu ruhlar aleminde yarattıysa o şekilde kalır. O şekilde kalır. Sınırı bellidir. Bence aklı temsil eder Cebrail aleyhisselam. Aklın bir sınırı vardır. Akıl o sınıra kadar gider. Ama kalp, gönül sınır tanımaz. Cebrail aleyhisselam geldiği nokta aklın son noktasıydı. Aklın son noktasında geldi, orada durdu. Orada durdu. Dedi ki, ya Resulallah, bu perdenin arkasında ne var? Arala dedi. Araladığında Hazreti Muhammed Mustafa'yı gördü. Çünkü Cebrail aleyhisselam o esnada Muhammed'i Mustafa'nın makamındaydı. Buna ister Arabi dilinden meseleye bakayım. Arabi diline göre la ta'ayyün, yani ta'ayyünsüzlük, Allah bilinmezlikteydi. Allah bilinmeyi istedi. Allah lafzı celale oldu. Ve sıfatlarıyla tecelli etti. Bu makam-ı Mahmud veya makam-ı Muhammediye veyahut da varlıkta Muhammed-i Mustafa makamıdır. Tecelliyat olarak. Bunu ister İsmail Hakkı Bursevi'den bakın. İsmail Hakkı Bursevi de der ki burası Nur-u Muhammediye makamıdır. Orada hangi perdenin arkasına bakarsanız bakın Muhammed-i Mustafa'yı görürsünüz. İsterseniz bunu Nakşibendilerin ikinci pir olarak gördükleri mektubatı var. İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani'den söyleyelim. İmam-ı Rabbani de bu hale, bu makama o da aynı söyler. Aynı ismi üç aşağı beş yukarı söyler. O da der. Burası Nur-u Muhammediye makamıdır diye. Orada kim, hangi perde önüne gelirse gelsin perdenin arkasında Muhammed-i Mustafa'yı görecektir. Perdenin önünde de Muhammed-i Mustafa'yı görecektir sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden orası Nur-u Muhammediye makamıdır. Bir üst. Bir üst. Orası Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun normalde Allah ismi şerifine büründüğü makamdır. Orada zatı tefekkür etmek haramdır zaten. Ama bu manada Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri birinci tayinden sonra ikinci tayinin makamıdır. O yüzden o Cebrail aleyhisselam orada hangi perdeyi kaldırsaydı Muhammed-i Mustafa'yı görecekti. Akşam namazından sonra Allah-u Alem diyorum. Bu benim kendi bu noktada bu yazılı bir bununla alakalı bir bilgi yok. Ama ve lakin bu böyle genelde Arabicilerin eserlerinde geçer bu böyle. Arabicilerin, Arabinin değil. Türkiye'de bir normalde Muhammed'in Muhyiddin Arabi Hazretleri vardır. Bir de Arabiciler vardır. Bir Hazreti Mevlana vardır. Bir de Mevlanacılar vardır. Bunlar farklı farklı. Akşam namazından sonra kılınan evvabil namazını iki rekat kılsak olur mu? Olur.
Evvabin namazı iki rekatta altı rekat arasında kılınır. Öyle evvabin namazı iki rekatta istediğin kadar kıl diyenler din cahilidir. Öyle hiçbir şey başıboş değildir sünnet-i Resulullah'tan. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri evvabini iki rekatta altı rekat arasında kılmıştır. Sekiz değil. Duha namazı iki rekatla sekiz rekat arasındadır. Teravih namazı iki rekatla yirmi rekat arasındadır. 22 rekat teravih namazı kılamazsınız. Kılamazsınız. Sünnet-i Resulullah'a harfiyen uymak gerekir. Kişinin yaşadığı hali, gördüğü rüyaları hatırlayamamasının nedeni nedir? Bu noktada neden aranmaz? Sufiler buna neden aramaz? Sufi ben neden rüyalarımı hatırlamıyorum diye düşünmez. Rüya görmek için yaşamaz Sufi. Hal görmek için yaşamaz Sufi. O dinini yaşar. O Kur'an ve sünnete tabi olur. O ne rüya görürse görür, görmez, yaşarsa yaşar, yaşamaz. Ben neden görmüyorum diye ayıflanmaz. Kendince gördüğümü neden unutuyorum diye düşünmez. Unutuyorsan unutuyor. Yürü git bak içine. Hayat devam ediyor. Yaşadığım hallerden ve rüyalardan geriye sadece kısa kesitler kalıyor. Aklımda bunun nedeni nedir? Hiç düşünme. Allah de yürü. Yol uzun. Hayat kısa. Arabi ayna metaforunda insanı hak ile özdeş, bir bakımda da haktan ayrı tanımlamış. Aynı anda var olan özdeşlik ve gayriyet nasıl bir durum? Bu böyle zevk halidir. Hem ona benzersin hem o değilsindir. Hem onu yaşarsın ama yine o değilsindir. Hem onu içersin hem o değildir işte. Hem koklarsın hem de kokladığın o değildir. Bu bir zevktir. Ve her kokladığın her seferinde de o değildir. Bu Arabi'nin kendi içerisinde ürettiği bir metafordur. Tecelli eden o değildir ama değildir. Tecelli eden odur değildir. Bak her tecelliyat ona aittir. Hayır değildir. Arabi'de böyle zıtlıklar vardır. İstanbul'da enteresan bir sohbet oldu. Geçen hafta Cuma gün bir kardeş geldi Arabi ile alakalı. Ben de böyle bir notlarıma bakıyordum bu ara. Böyle işte benim böyle değişik şeylerim var. Böyle değişik zamanlarda notlar almışım. Böyle Arabi'nin varlıkla alakalı böyle not almışım 2-3 tane. Allah Allah baktım böyle enteresan okuduğum eserden de değil. Nereden aldıysam. Ama baktım yazı karakterine kendimin. Benim böyle kendi yazdıklarımı bir karakterde topluyorum ben. Öbür türlü işte bir yerden kesip kopyaladıysam onlar kendi karakterinde durur. Bilirim o benim değil yani. O fikir de benim değil, düşünce de benim değil. Veya yazı benim değil. Ben kendim yazmışım kendi elimle. Kendi el yazım gibidir o benim. Bir karakterim var. Allah Allah dedim ya. Nereden ben bunu not almışım dedim. Aldım ben. Enteresan. Hiçbir not da düşmemiş. Okudum. Tenakuz var. Yani birbirine zıt. Aynı konuda düşünceler. Dedim ya demek ki lazımmış bu dedim. Koymuşum dedim. Ben koydum yine koydum. İstanbul'da bir arkadaş bir soru sordu. Dedim ya Arabi'de de zıtlıklar var. Dedim hiç. Zıtlık olmayan kitap Kur'an dedim. Ondan sonra sünnet-i Resulullah'ta da olabilir hadisler dedim. Kur'an'da yoktur dedim. Geri kalan hepsinde vardır. Aa böyle Arabi'de hani böyle bir şey kabullenmek istemiyorlar ya kimse. Açtım çıkardım ben de fütühattan okudum zıt. Bir yerde diyor ki işte varlığı komple hak görüyor. Bir tarafta da diyor ki cahiller böyle görür. O yüzden Arabi böyle bir şeydir. Arabi'den okunurken tat alacaksınız, lezzet alacaksınız, zevk edeceksiniz.
o bu doğrudur veya yanlıştır noktasında durmayacaksınız. Sen gidebildiğiniz yere kadar okuyun. Trafik kurallarına uymak farz mıdır? Denilebilir. Bakın denilebilir. İnsanların arasındaki bu tip kurallara uymak içtihattır. Buna söylenilebilir. Ya bununla alakalı mesela sünnetten ölçüler koyalım. Kim insanların gidip geleceği yerleri engellerse Allah ve lanetleyiciler ona lanet okur. Gelip geçeceği, gelip geçilen yerleri engelleyenlerle alakalı. Kim yol kenarlarına mevlederse, böyle büyük abdestini yaparsa işte Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Kim insanların dinleneceği, piknik yapacağı, ağaç diplerine, çalı diplerine, yeşilliklere mevlederse Allah onları lanet etsin. Siz akan sulara, göllere mevletmeyiniz. Yani bakın bunlar normalde hadis-i şerifte insanların çevreyle alakalı yaşam kuralları var. Bu yaşam kurallarından hareket ederekten insanların faydasına, insanların faydasına, toplumun yararına kurallar alınırsa o kurallara uymak farz olur. Bir kimse şunu diyemez. Ya kardeşim ben buna uymam, bunun hakkında ayet yok, hadis yok diyemez. Temelinde hadis-i şerif var. Çevreyle alakalı, yaşadığımız alanlarla alakalı hakkında ne var? Hadisler var. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bir cumayı hızla giderken böyle bir terek deriz biz veyahut da çatının saçağı sarı takılır. Kim bu saçağı yaptı diye saçağı söker orada. Hudvedet eder, kim o saçağı yaptı, yolu engelledi der. Hazreti Hamza kalkar, Hazreti Abbas kalkar. Ey Emir el-Mü'minin, vallahi onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri eliyle koymuştu der. Eyvah, bir ah duyulur. Gider kendi elleriyle en ince ayrıntısına kadar o saçağı tekrar koyar. Ama buradan şu çıkıyor. Demek ki insanların gelip geçeceği yolu engellemek kaldırılması gereken bir şey oluyor. O zaman trafik kuralları da kamunun yararına bu. O zaman uyulması gerekir. Ben kırmızıya uymam geçerim dersen birisi de gelir sana vurur. O Mustafa Özbey ait. Kuralsız. Kötü örnek olayım biraz. Dinimize göre bir erkeğin eşini davet ettiği zaman eşi gitmediği halde meleklerin ona lanet ettiğini biliyoruz. Soru 1. Bayan istemediği halde davetine karşılık vermeli mi? Bu konuda da bir hakkı yok mu? Hadis-i şerifte de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri erkeklere diyor. Eşlerinizin bu noktada kollayınız. Hani onlar böyle uygun olduğu zamanlarda, onlar bu noktada işte istediği zamanları kollayınız diye ondan sonra bir hadis-i şerif var. Bu noktada bir erkek, bunun orta yolu şu. Eşinin de isteklerini göz önünde bulundurmakla mükellef. Yani eşi eğer o gün yok yorgunum, aygınım, baygınım, başım ağrıyor filan diyorsa adam da ona çok böyle üzerine gitmeyecek. Ama bu böyle kullanılıyorsa burası, kadın öyle olmadığı halde yani uzak durmak için böyle bir şey yapıyorsa o zaman da erkeğe zulmediyor. Allah muhafaza eylesin. Soru 2, bu bayan için zulüm olmaz mı? Evet. Bu noktada hadis-i şeriflerde eşlerinizin isteğine göre davranmanızı ölçü alırsınızlar. Burada birkaç tane hadis-i şerif vardır. Mesela bir hadis-i şerif doğurmak üzere siz devenin üzerine bindirirseniz de erkek size gel derse inin der deveden. Yani önce
adamın isteğini yerine getir, sonra doğurmaya gitti. Bir böyle hadis-i şerif var. Bu normalde sufilerce bu hadis-i şerifi baz almaz sufiler. Bizim sufi ahlakımız bu noktada, bu hadisede orta yolu tercih etmek ve eşlerin de isteklerini göz önünde bulundurmak. Yani kadın bunu bu noktada istekliyse eyvallah, söyleyecek bir şey yok. Ama kadın bunu kullanıyor diyelim ki. Öyle kadınlar da var. Yorgunum, aygınım, baygınım. Ondan sonra. Bu bir, iki, üç. Yani iş bu tarafta, adam nereye kadar sabredecek? İşim bir de bu taraf var. O zaman zulmetmiş oluyor kadınına. Soru üç. Kadının bu konuda sahip olduğu haklar nelerdir? Aynı şekilde kadın çağırıp erkek gelmezse erkek de lanete uğramış olur mu? Evet, erkek de göz göre göre bu noktada eğer ki eşinin ihtiyacını görmüyorsa kadına da boşanma hakkı doğuyor zaten. Kadının bu böyle şeriat ayıp günah olmaz. 4 günde bir kadının da hakkı. Adam 4 günde bir eşine bu birlikteliği sağlayamıyorsa kadının boşanma hakkı var. Adam ya rahatsızdır, tedavi ettirecek kendini. Onun da belli bir zamanı var. Osmanlı'daki o neydi meşhur şey, Mülteka tercümesinde 6 aydır. En uzun tedavi zamanı sağlıkla alakalı, yani cinsel sağlıkla alakalı, vücut kokularıyla alakalı Mülteka tercümesinde 6 ay zaman tanırlar. Kadına da erkeğe de 6 ay içerisinde o kimse kendini tedavi ettirmedi, taraflara boşama hakkı doğar. Kadınların da hakkı var bu konuda. Hazreti Mevlana Hallacı Mansur ve İbni Arabi'nin Alevi olduğu iddia ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Cahillikte sınır tanımıyor insanlar. Alevilik, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini sevmekse hepimiz Aleviyiz. Ehl-i Beyt'i sevmek, Kur'an ve sünnet dairesinde Alevilikse hepimiz Aleviyiz. Bunda bir sıkıntı yok. Aleviliği saz çalıp şarap içmek olarak görmüyorlarsa bir sıkıntı yok. Tövbe ettiğimiz günahın tekrarını yapıp yine tövbe edersek Rabbimiz kabul eder mi? Tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ama tövbenin hakikati o tövbede sabredip sabit kalmaktır. Genellikle yalnız kaldığım zamanlarda cinni taifesi aklıma geliyor. Korku içerisinde yaşıyorum. Bunun için tavsiye edebileceğiniz bir şey var mı? Merak etmeyin, cinni taifesi korkulacak bir taife değil. İnsanlardan korkun, cinnilerden korkmayın. Hatta seslerini falan duyarsanız, kendilerini görürsen gel kardeş otur beraber Allah diyelim deyin. Ne muhabbet olur be, o da diyormuş, geldim. Cesetleri, yüz ifadeleri, imanlarını ya da gidecekleri yeri gösterir mi? Hayır. Kiminin yüz ifadesi kötü, kiminin gülümser gibi oluyor. Hiçbir şey yok. Bunlar o kimse vefat ettikten sonra yüzünün almış olduğu hal. Yani normalde şeylerle alakalı, ne o? Kaslarıyla alakalı. Sinirler. Buradan insanlar bir sürü şey, vay gülerek gitti. Kimisi vay işte, var, kör olasıcı adam beter olsun. Veya kör olasıcı kadın beter olsun. Müstahakını zaten. Böyle gözler açık gitti filan. Hepsi de boş. Talebelerin çektiği günlük vitleri talep olmayan biri tarafından çekilmesi niçin sakıncalıdır? Talebelerin? Yani sufi olmayanların sufi vitlerini çekmesi mi? Neden sakıncalı olsun ki ya?
Allah'ı zikretmek en büyük iştir. O yüzden normalde bir kimsenin bir üstada intisap etmesi farklı bir şeydir, bir çekmesi farklı bir şeydir. Bir herkes çeker. Yani bu bizimle alakalıysa bizim verdiğimizi herkes çeker. Bir Allah'ı zikretmek sünnet-i Resulullah'ta da sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetinde temelinde var. Hele bizim virtlerin hepsi de sünnet-i Resulullah'ta. Hepsi de. O yüzden birisi çekmek istiyorsa çeker. Bunda bir şey yok. Ben kimim sorusunu sormak ilahi bir ilhamdan mı kaynaklanır? Ben kendini tanımadığımı fark ettim, beni nasıl bulur? Kim nefsini tanırsa Rabbini tanır. Kendini aramaya çıkan bir kimse, sonuçta Rabbimi tanırsa kendisini de bulur. Seferi olduğumuz zaman seferi namaz kılıyoruz. Seferi olduğumuz zaman normal seferi değilmiş gibi namaz kılabilir miyiz? Hayır. Sefere çıkan bir kimse namazını seferi kılacak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bu noktada bu seferde namazlarınızı kısaltınız ayet-i kerime. O yüzden normalde bir kimse kendi kafasından ayet-i kerimeye muhalefet etmiş olur. Bunu bile bile yaparsa küfür. Hormon ilaçları kullanan kadının kahverengi akıntısı varsa abdest alabilir, namaz kılabilir mi? Evet. Namaz sonrası çektiğimiz 300 la ilahe illallah bazen iş dolayısıyla çekelim dediğimiz zamanlar olur. Bir sakıncası olur mu? Gece onu iade edeceksiniz. Gösterilen hal ve rüyaları etrafımıza anlatmak doğru mudur? Değil. Ama değil dedim ha. Bir sufi kendisine gösterilen hal ve rüyaları üstadına anlatmadan hiç kimseye anlatması caiz değildir. Hiç ama. Anlatan kimse nefsine uymuştur, heva hevesine uymuştur. Peygamberlere indirilen mucizelerin, peygamberlerin anlatmaları veyahut da sahabelerin onları anlatmaları farzdır. Allah peygamberinin üzerinden yeni bir din icat ediyor. Ama bir velinin, bir mürşidin kendi üzerindeki kerametleri anlatmaması vaciptir. Allah affetsin, ben bunu böyle söylerim yani. Anlatmaması vaciptir derim. Anlatmamalı. Çünkü o kendi üzerinden bir din icat etmiyor. Bunu dervişler yaşar, dervişler yaşıyorsa dervişlerin kendi lisanıyla bunları anlatmaları caizdir. Üstadlarının kerametini. Ama üstadın kendi kerametini kendi anlatması caiz değildir. Aynı şekilde sufilerin kendi rüyalarını, kendi hallerini etraflarına anlatmaları da caiz değildir. O zaman o kimse kendi nefsine insan topluyor demektir. Kendisinin ne kadar iyi olduğunu, kendisinin ne kadar hakiki derviş olduğunu, aslında kendisinin ne kadar nefsine uyduğunu gösteriyor. Bu dervişlerin üzerinde tahakküm kurmak için dervişlerin heva ve hevesine uyduğu yerdir. Biliyor musun? Ne oldu? Dün gece seni gördüm rüyamda. Bitti. Öbürkü sorar. Nasıl gördün? Nerede gördün? Nasıl gördün? Sonra anlatacağım sana. Tamam ya. Koptu ortalık. Aldı bir tane dervişi. O kimse avcı. Yol kesici. Dervişi avladı. O dervişi etrafında döndürüyor. Hepinizi rüyamda gördüm ben. Tamam bitti.
Kardeşler, akşam ne gördüm biliyorsunuz mu? Bitti, herkes başına toplandı. O nefsine uydu. Bu caiz değil. Bizim yolumuzda yasaktır. Kim bunu yapıyorsa, kim yapıyorsa nefsini ölmüştür. Direkt. Şşt, susun. Ne oldu? Şeyh Efendi burada. Tamam, bittik. Bitti. Ay, bende tecelli etti. Tamam. Sen kalk, şunu yap. Bitti. Egzotik bir hava var. Şeyh Efendi orada. Tamam ya. Hayat bitti, koptu hayat. Dervişlik biraz da tecrübe. Trede langırt girdim ben böyle ders yapılan yere. Herkes. Ne var dedim ben. Ne oldu dedim ya. Ne var? Birisi dedi. Şeyh Efendi burada. Lan siz yeni mi görüyorsunuz? Hep burada dedim. Bakın işinize siz. Böyle durdular. Lan her daim dedim burada etrafımızda. Lan nereye baksak o var dedim ben. Ha dedim, kim dedi onu dedim ben. İçlerinden bir tanesi böyle duruyor, baba dermiş. O demiş. Böyle baktım. Sen yeni mi gördün daha onu dedim ben. Nasıl yani dedi. Lan baktığın yerde şeyhini görmüyorsan zaten derviş değilsin. Yürü bak işine dedim. Kalkın lan, ne yapıyorsunuz siz burada dedim ben. Millet durdu şimdi böyle bir. Sen baktığın yerde şeyhini görmüyorsan sen kendine yol bak, yol yürü. Şimdi o görmeyenlerin yanında, şşş susun ne oldu geldi. Hoş geldin 23 Nisan. Sen onu her an gör. Sen onu baktığın yerde gör. Sen ona navigasyon gibi adres sor. Ben o zaman senin dervişliğini bileyim. Öyle yok öyle ya ama. Şşt geldi diye. Yok öyle şey. Geldiyse duvarın arkasından haber ver bana. Geldi mi? Hoş geldin 23 Nisan. Ne susayım? Duvarın arkasından haber versin bana. Yok öyle şey. Bunların hepsi de heva hevestir. Hepsi de. Bilhassa çömez dervişlerin ve çömez bayan dervişlerin içerisinde işler bu. Birisi orada bu işin parçasını toplayacaktır. Bütün nazarı kendi üzerine celbetmek istiyor. Herkes ona bakacak. Ne? Şeyh Efendi ile konuşuyor. O Şeyh Efendi'yi görüyor. Şeyh Efendi onun suretinde görünüyor. Hadiste var ya, Cebrail Aleyhisselam dıhye suretinde görülmedi mi? Görüldü. Bu adamın üzerinde de görülmez mi ya? Veya bu kadının üzerinde görülmez mi? Görülür. Tamam, bitti. İşin içinden çıkmak da kolay. Ama öyle değil. Gören kendine görmüş, bana ne? Hoca diyecek ki Hazreti Mevlana burada iyi, hoş gelmiş, 23 Nisan sohbetimizi dinlemeye gelmiş. Ne güzel. Ben de hocaya diyeceğim, hoca yeni mi görüyorum daha? Örnek. Öyle bir şeyimiz yok da Allah bizi affetsin. Şataat yapmayalım. Var da yok da demeyelim. Üyelerimizdeki 300 la ilahe illallah tesbihini vakit namazımızı kılmadan da vakit girdiği için çekebilir mi? Evet. Vaktinde çekemediğimiz la ilahe illallah'ı nasıl ödeyebiliriz? Gece, gündüz, ne zaman vaktiniz olursa inşallah. Hayretten hayrete geçmek tam olarak neyi kastediyorsunuz? Bir kimse hayretini nasıl arttırabilir? Bunlar her noktada, her perdede, her halde Allah'ın sıfatlarının tecelliyatına mazhar olmaktır bu. Her halde. Her halde o kimse sıfatlara mazharet olursa o hayretten hayrete geçiyoruz. Ölmeden önce ölerek yaşamak nedir? Kur'an ve sünnete tam manasıyla teslim olmaktır. Tam manasıyla teslim olmaktır.
Herkes ölmeden önce ölmeyi işte beyaz ölüm, yeşil ölüm, kırmızı ölüm diye bir de renklendirmişler. Geç! Sen Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı mısın? Kur'an ve sünnete sımsıkı tabi misin? Haramdan uzak durabiliyor musun? Birinci ölüm bu. Günah kebairleri terk etmek birinci ölüm. Komple günah kebairleri terk ediyorsan ölmeden önce ölünüzün birinci adımını attınız. Haramları terk edin. Haramla ölmeden önce ölünüz halini yaşamak mümkün değil. Haramı terk edeceksin. İkinci adım şüphelileri terk etmek. Ölmeden önce ölünüz yaşayacak olan kimse şüphelileri terk edecek. Şüpheli elini çekecek. Şüpheli elini çekecek. Üçüncü adımı helal olanları dahi kendince elini ayağını çekecek. Bu benim olmayabilir. Bu benim değildir. Ben helal ama ya bir adım az. Hani az yiyin demiş ya. Az yiyin. Helal ama ben az uyuyayım. Bunun gibi. Helal ama ya ben az konuşayım, boş konuşmayayım. Ben boş kelam etmeyeyim. Dilime bir çentik atayım mı? Bedava konuşmayayım ben. Ölmeden önce ölünüzün yolu bu. Yazmış birisi, bir arkadaş göndermişti. Beyaz ölüm, yeşil ölüm, kırmızı ölüm diye. Dedim, ben de cevap olarak yazdım. Sen haramı terk et, bütün ölümleri yaşarsın dedim. Haramı terk etmek. Nefis istiyor onu. Şüpheleri terk etmek. Nefis istiyor onu. Ben yazıyorum, daha ömrü hayatımda bilmem ne çıkına girmedim diyor. Bizim dervişler giriyor. Girmesin demiyor. Böyle bir yasak koyacak noktada değilim. Ne oldu? Çok seviyordun ya. Beyaz ölüm, kırmızı ölüm. Vakit namazını, ezanın okunmadığını bilmeden kılıp bitirdiğimizde ezan okunuyorsa namazı tekrar etmek gerekir mi? Evet. Hayır mı hocam? Yok, evet. Vakit farz değil mi? Olur mu olur hocam? İlahiyatçılar bakıyorsun değişik fetvalar çıkarıyorlar. Sürekli hakkını helal et demek hoş oluyor mu konuşurken, otururken, neredeyse her harekette? Vallahi bu konuda benim saplantım var herhalde, beni kastettiyseniz. Biraz da ben öyleyim herhalde, hakkınızı helal edin. Herhalde beni sordunuz galiba, bilmiyorum ama ben biraz öyleyim herhalde, saplantı halinde ben giriyorum hakkınızı helal edin, çıkıyorum hakkınızı helal edin. Yine de hakkınızı helal edin. Elimden geldiğince sohbetlerinize katılıyorum ancak iki evladımız zaman gelmek istemiyor ve gerginlikler oluşuyor. Evde ya da komşuda bırakıyor ve veya sohbete zorla geliyorlar. Ne tavsiye edersiniz? Sevdire sevdire. Yumuşak yumuşak inşallah. Doktorun tavsiyelerine uyun. Alerjilerle alakalı veya başka şeylerle alakalı. Şimdi hastalıkların rengi, cinsi, cibiliyeti değişti, eskisi gibi değil. O yüzden normalde zahiri olarak tıbbi tedavilere önem gösterin. Bu demek değildir ki her sıkıntıda doktorlara koşun, torbalar dolusu ilaç alın değil. Ama normalde gerçekten böyle rahatsızlıklarınıza veya çocukların rahatsızlıkları önemli hale gittiğinde alışın. Hapa, ilaca çok alışmayın. Ama ve lakin zorunlu kalırsanız yapacak bir şey yok. Başka bir yolda olup vakıfta semazenlik eğitimi alabilir miyiz? Eğer müsaade ederseniz 2 dakika görüşmek isteriz. Bu noktada biz eğitim vermekten sakınmayız, kaçınmayız ama
Bu böyle çok hoş karşılanmıyor. O yüzden biz bu konuda biraz bir adım geri çıkıyoruz. Bu noktadaki çalışmalarımız bizim kendi kardeşlerimizin arasında. Gelecek olanlara kurs verebilir miyiz? El cevap veririz. Bu noktada da bir problem yok. Ama ve lakin bunun sorumluluğunu üzerimize alamayız. Bu ister erkek olsun, ister bayan olsun. Bu işin bir de sorumluluk tarafı var şu. Bazı insanlar sonuçta semayı öğrendikten sonra bu muhakkak bu soran arkadaşı bağlamıyor. Bunu tenzih ederiz bu noktada. Ama işte meyhanedeydi, bardaydı, pavyondaydı, bir şarkıcının peşindeydi, bir ilahicinin arkasındaydı, dönmeye çalışıyor. Yolu semazenlik icrasını, ritüelini bu sefer böyle kendi heva ve hevesine kullananlar oluyor. İşte 20 liraya, 30 liraya, 40 liraya semazenlik yapanlar var. Bunun eğitimini vermek istemeyiz. Bizim bütün bu nokta, durduğumuz nokta Allah rızası için. Allah rızası için yapılan bir şeyde bulunmak isteriz. Allah rızası için yapılacak olan bir şeyde bir katkımız, bir payımız olsun isteriz. Ama mesela işte kimileri 30 liraya, 50 liraya gidip işte çok affedersiniz böyle çifte telli söyler gibi ilahi söyleyenlerin arkasında sema dönenler var. Sema yapılacaksa adabına, erkanına uygun yapılmalı. Adabına, erkanına uygun yapılacak bir yerde eyvallah. Bir kimse tek başına semazenlik eğitimi alsa ve semazen olsa ne yapacak ki o tek başına? Hiçbir şey yapamaz. Sema etmek istiyor. Eyvallah. Biz bu noktada öğretmekten kaçınmıyoruz ama bunun normalde Bursa'da değişik tecelliyatları görüldü. Bu işin bir de manevi sıkıntısı var. Yani sema öğrenip gidip bizim Bursa'da değişik böyle ilahi söyleyenlerin peşinde sema etmeye kalkanlar oldu. Manen perişan oldular. Ney üflemeye kalkanlar oldu, perişan oldular. İşin bir de bu tarafı. Adamın iki yakası bir araya gelmez. Dışarıdan çok havalı, cafcaflı, harika, şataatlı sema elbisesi, işte bendir, mıtırıp elbisesi, sikkesi, herkesin teveccühü, herkesin bakışı o tarafa dönüyor ama onu yerli yerinde kullanmazsa da manevi tokadı yiyor. İşin bir de bu taraf var. İki parçası bulunmuyor, bir araya gelmiyor. Allah muhafaza eylesin. İzmir'de Semane için şehitliği ziyaret ettiğinizin gecesinde bir rüya gördüm. Rüyamı anlatmadan sadece bir kısmında bir teyze gördüm. O teyze bu gece burada bilmenizi istedim. Hayırlısıyla vesile olsun inşallah. İnşallah. Allah hayır versin her şeyi ve herkese. Her şeyin hayırlısı. Midye, karides, yemek Hanefi mezhebe uygun değil, Şafii mezhebine göre uygun görüşünüz nedir? Yazmışsın zaten. Benim ne görüşüm olabilir? Ben birinci derecede kendi üzerimde Hanefi mezhebine içtihatlarına uymaya gayret eden bir kimseyim. Ben ona bağlılığımı devam ettiririm. Ama kardeşlerin, arkadaşların üzerinde normalde mesela kendi üzerimde de Hanefi mezhebinin uygulayamadığım yerler var ise Maliki'den, Hanbeli'den bakarım, Şafii'den en son bakarım. Aslında insanlar bilmezler, bizde Maliki mezhebi müntesipleri olmadığından herkes Şafii'ye bakar. Oysa İmam-ı Azam'ın talebesidir İmam Malik. Hanefi'de bulamadığını İmam Malik'e bakmaları gerekir. Normalde fıkıh kaidesi odur.
İmam Malik'te bulamazlarsa İmam-ı Şafii'ye, bulamazlarsa İmam-ı Hanbeli'ye bakmaları lazım. Ama ben normalde Şafii'ye değil, Maliki'ye, ondan sonra Hanbeli'ye bakarım. Cezirinin dört mezhebi var. Cezirinin dört mezhebine oradan bakabilirsiniz. Ama velakin normalde işte neden ona en son Şafii'ye bakarım? İmam-ı Şafii'nin mezhebi genelde kırsal kesimle alakalıdır. Kırsal kesim, bu küçültmek için söylemiyorum bunu, Allah affetsin, yanlış anlaşılmasın. Yani mezheplerin arasında benim nazarımda İmam-ı Azam hepsinin imamıdır, hepsinde büyüğüdür, hepsi de bunu kabul ederler zaten. Ama muhakkak İmam Muhammed, İmam Yusuf'un, İmam Zufer'in, İmam Malik'in, İmam Hanbeli'nin muhakkak içtihatları, fetvaları yanlıştır deme noktasında değilim. Ama bakarken meseleye o cihetten bakarım. O yüzden Hanefi'ye göre midyede yemek, karideste yemek caiz değildir. Tabii kimse zorunlu kalıyorsa, zorunluysa, yiyecek başka bir şey bulamıyorsa yesin. Aç kaldıysa. Hanefi'ye göre de aç kaldığında yenilebilir bunlar. Yenilmez değil. Hanefi'ye göre de yendiğinde haram işlemiş değilsin. Varıp da sopanın altına yatıracak değiller seni. Ama ben yemem örneğin. Hayatta. Hatta bazen böyle beni o iftara davet edenlerle beraber gülüşüyoruz karşılaştığımızda. Birine böyle bir söz verdim. Dedim iftara geleceğim size. Tamam. Geleceğim mi? Geleceğim dedim ya. İftara geleceğim Allah izin verirse. Ramazan günü. Geldim ben tabii biraz dedim ama geç gelirim. Bekleriz dediler. Ben tabii geç bir... Biraz iftar saatinde bir hayli geçti. E tabi onlar bekliyoruz diyorlar. Ben de bas Allah bas, bas Allah bas arabayla. Neyse yetiştik. Ana. Ne görsem iyi. Bir balık canavar gibi böyle bana bakıyor. Allah'ım bu ne balığı diyorum böyle canavar gibi. Hani yenecek gibi değil böyle. Sanki yeraltı canavar. Ben balığa elim kolum gitmiyor. Ondan sonra bir baktım, ana bir de midye var. Hoş geldin 23 Nisan. Bir de çorba var. Ondan sonra bir de kola koymuşlar. Harika. Kola üstüme döküldü mü? Çorba içeceğim kaşık yok mu? Allah'ım ben neyle karşılaştım bugün? Ben tabii hiçbir şey demiyorum ben öyle. Yiyormuş gibi yapıyorum ben de. Sonradan... Akıllarına, onlar da şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ben geldim, Mustafa Özbağ geldi, karman çorman oldular. Allah affetsin. Neyse, sonradan akıllarına geldi, kaşığım yok benim. Dediler ya sana kaşık vermişsiniz, ne yapayım dedim ya, bu iş leylemle hesabına döndü dediler. Hani tilkiyi çağırmış ya iftara, bir tane... Şey, ne o? Testinin içine koymuş her şeyi. Tilki bakıyormuş tabii. Bir türlü yiyemiyor ya. Pardon, tilki Leyla çağırmış ya. Tilki Leyla çağırınca yayvan bir şeyin içerisine koymuş çorbayı. Leylek nereden içecek ki o çorbayı? İçemiyor tabii. Tilki de diyormuş, buyur leylek kardeş, iç. Sonra da tabii leylek çağırmış tilki. Tabii o da testinin içine koymuş çorbayı. O da diyormuş, buyur, buyur tilki kardeş. Onunki gibi. Kaşık yok, nasıl içeceksin? Öyle duruyor. Sonradan anladılar kaşığın olmadığını. İyi, kaşık geldi mi balık canavar gibi duruyor. Ondan sonra bir de balığı tutan diyor ki, bunu babam tutmuş. Bugün, bu diyor mu? Bu diyor, denizin en altında duruyor. Bilmem ne balığı böyle. Ha, dedim, denizin en altında duruyorsa... Bu dedim normal bir balık değil içinden. Bu dedim denizin en altında duran balıklar dedim çökmüş mineralleri yer. Bunu unutmayın. Ne denizin üstündeki balık yenir ne de denizin en altındaki balık yenir. Denizin ortasında yaşayan balıkları yiyin. Biz orta ümmetiz. Her şeyin ortasını seçeriz. Anladınız mı? Sufiler her şeyin ortasını seçerler. Kendi ağızlarınca söyleyince bunlar bu denizin en dibinde yaşıyor diye ben temelli bıraktım. Zaten canavar gibi böyle. Böyle dikenli mikenli gibi duruyor. E ne yiyeceğim ben? Yiyecek bir şey yok. Ondan sonra makarna, çorba talim ettik biz.
Şükür hamdolsun. O yüzden bir de ne? Şey, midye. Ya midyeyi nasıl yiyeceğim? Yemem mümkün değil. Bir de midye. Bakın midyenin yenmemesinin sebebi şu. İçindeki necasetiyle pişiyor. Karidesin yenmemesinin sebebi içindeki necasetiyle pişiyor. Ahtapotun yenmemesinin sebebi içindeki necasetiyle pişiyor. Anladınız mı? Ahtapotun necasetini çıkarabiliyorlar mı? Yok. Karidesini çıkarabiliyorlar mı? Yok. Çok affedersiniz, çok çok özür dilerim. Adama desen ki, balık boku yer misin? Tiksinir. Lan yiyorsun. Yiyorsun. Bizim orada, çok affedersiniz, deniz kenarında adı da budur. Balık, boklu balık. Ne dedin? Ben mi? Boklu kebap da diyorlar da. Boklu kebap da diyorlar. Balığın içini temizlemeden atıyorlar ızgaranın üzerine. Piştikten sonra temizliği içini yiyor. Caiz değil. Necasetle pişiyor. Tavukların üzerindeki şüphe o. Hazır tavukların üzerinde. Tüylerini yolmak için belli derecede sıcak suyun içerisinde yoluyorlar. Belli derecede içi temizlenmeden o sıcak suyun içine girince necaset tavuğun hepsine de siniyor. Derecesini bilmiyorum. Onun bir derecesi var. O derecenin üzerine çıkıyorsa caiz değil. Hem de tüylerinin dibindeki necasetler de içine giriyor. Bana diyorlar yemiyorum. Yemiyorum diyorum ben. Yemiyorum. Ya caiz mi değil mi kardeşim, caiz mi değil mi olduğunu bilmiyorum. Kaç derecede onların tavuğunu yiyor, tüylerini yoluyorlar. Nasıl yoluyorlar bilmiyorum. He diyorlar ki biz fetva aldık işte bilmem hangi şeyden ne o. Marka tavuklar fetva adam. Ya, diyorum ki al müftüyü gezdir tesisi. Müftü efendi burada kesiyoruz besmeleyle. Burada temizliyoruz besmeleyle. Burada da bilmem ne yapıyoruz besmeleyle. O da caiz dedi altına imza atacak. Ne yapacak? Tavukların hepsi de hızar makinesi gibi hızar makinesinde kesiliyor. Kesilirken boğazlarının tam yerinden kesilip kesilmediği şey mi? Tam kafasının tasının bittiği yerden kesiyorlar. Çünkü onların boyunları önemli. Tavuğun boynu sakatatını ayırıyor. Onu da ne yapıyor? Onu da satıyor. Kime? Sucukçulara. Ayaklarını satıyor. Kime? Sucukçularına. Tavuğun ayağı. Bildiğin tavuk ayağı. Etin kilosu. Kaç para usta kuzu etinin kilosu? Kuzu eti 29 lira. 29 lira. Kemikli. Kemikli 29 lira. Kemiksiz? Kemiksiz 50 lira falan çıkıyor. Kemiksiz 50 lira. Dana eti ne kadar? 33 lira. 33 lira dana eti. Bakın. Dana eti 33 lira. Adam sucuk satıyor 23 lira. Dana etinin 33 lira olduğu yerde sucuğun satış fiyatı en az 45 lira olması lazım. Kaç paraya alıyor sucuğu? 8 lira. 8 lira. Neyin? Sucuğun kilosu. Kaç para? 8 lira. 8 lira mı? Evet. Kilosu. Ama katlı pazar diye bir yer var, orada 8 lira satıyorlar. O sucuk değildir o ya. O tavuk eti de değildir artık. O tavuk eti de değildir artık. Ne oldu belli değil o. O tamam. O nereye gidiyor zannediyorsunuz? Allah muhafaza eylesin. Nerede görülmüş bir de ya? 45 günde tavuğun kesilir hale gelmesi. Dur diye yiyorum.
dur diyen yok. Ya bizim normalde annem tavuk pişirirdi, 4 saat kaynardı o tavuk. 4 saat kaynar gene lastik gibi çek Allah çek. Biraz kartına gelirse eskiler bilirler. Şimdi nerede? Tavuğu adam tavada iki çazırdatıyor pişiyor. Tavuk değil ki. Allah bizi affetsin. Nereden nereye geldik? Başka bir tarikata mensup arkadaşım bana sizin şeyhiniz seyit mi dedi. Ben de yok dedim. Niye olması mı gerekiyor diye soru yönelttim. Sonuçta şeyh rehber olabilmesi için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelmesi lazım dedi. Bu durum beni rahatsız ediyor. Yani arkadaşımın bu tavrı rahatsız ediyor. Beni kendi şeyhiyle sizi karşılaştırma çabası içerisinde giriyor. Ben de yakın arkadaşım olduğu için senin şeyhin sana, benim şeyhim bana diye cevap veriyorum. Ne önerirsiniz? Bizim için kimseyle tartışmayın. Ben şeyh de değilim zaten. Şeyh olmaktan da Allah beni muhafaza eylesin. Bunu açık ve ciddi söylüyorum. Açık ve ciddi söylüyorum. Ben şeyh değilim. Asla olamam. Asla da kabul edebilirlik bir noktam yok bu noktada. Ben Allah'a kul olmaya çalışan bir kimseyim. Ne güzel şeyhler var böyle kocaman kocaman isimleri, lakapları, meşhurlukları yerinde. Biz de onlardan değiliz. Allah bizi affetsin. Bize kim ne görüyorsa o yüzden atayım kendim kenara. Yaşanılan her hal ve rüya kısa veya uzun olmasına bakılmaksızın üstada ya da görevli kimselere anlatılmalı mı? Anlatılma zorunluluğu yok ama anlatılacaksa onlara anlatılacak. Bizim bazı konularda hadis ve ayetler çelişiyor ise biz nasıl hareket etmeliyiz? Örneğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idrarının içilmesini nasıl algılamamız gerekiyor? İdrar ayet ile yasaklanmış değil mi? Kim içmiş Hazreti Peygamber Efendimiz'in idrarını ya? Hiçbir hadis kitabında okumadım ben. Nereden çıkarıyorlar bunları bilmiyorum. Şunun bir kaynağını getirseler kitabi olarak, bunu normalde Bursa'da da birisi böyle bana mail olarak yazmış dedim, al getir kitabı benim yanıma, benim dükkanım filanca yerde. Al getir. Yok bir de deve sidinin içilmesini söylemiş. Al getir. Bunu nereden buluyorlar bilmiyorum. Benim okuduğum hadis kitaplarının hiçbirisinde denk gelmedim bunu. Hususi arattım bir de. Ben de dijital hani şeyde ne o? İnternet özür dilerim. Bilgisayarda da yüklü bende. Yok. Kütüb-i Sitte var, Buhari var, Müslim var, Tirmizi var bende. Yok. Nereden buluyorlar bunları onu da bilmiyorum. İnternette birisi bir şey bir paylaşıyor, hiç kimse onun doğruluğuna, eğriliğine bakmıyor. Böyle bir hadis var mı yok mu değil. Elden ile, elden ile, dilden dile, dilden dile dolaşıyor bu. Haram, haram. Bir kimsenin normalde bevlettiği bevlini içmek haram kim olursa olsun. Bunları hususi çıkarıyorlar. İnsanların hadis-i şeriflere olan inancını zedelemek için çıkarılan şeyler bunlar. İnsanların hadis-i şeriflere karşı olan sevgisini, muhabbetini, bağlılığını kesmek için çıkarılmış özel şeyler. Yok böyle şey. Allah bizi affetsin ya. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an kurallarına uymayan toplum fasık toplumdur. Bizim ülkemiz buna uymuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kur'an'a uymuyorsa, onu tespit ettiysen benim düşündüğümün ne anlamı var?
Aynen katılıyoruz. Evet. Hangi topluluk, hangi toplum Kur'an ve sünnete uymuyorsa, uymadıkları noktada fasıktır. Topyekun fasık diyemeyiz. Bir kimseyi topyekun küfür ehli göremeyiz. Fasık günaha dalmış kimse demek. Günaha da girer. Zaman zaman insanların günaha girdikleri gibi. Allah bizi affetsin. Herhangi bir dileğinizle ilgili olarak tefriziyenin 4444 defa okunması nasıl bir şey oluyor? Ben onu da sünnette okumadım. Ama bir kimse terficiyeyi normalde kendine virt edilebilir mi? Edilebilir. Terficiye sonuçta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salatu selam. O yüzden salatu selamı normalde kendince, kendi kendine 4444 diye virt edindiyse 4444 bidat, bak 4444 bidat, tefriciye okumak hak. Hak. Tefriciye okumak hak. 4444 bidat. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin dilinden 4444 defa bunu okuyun dememiş. Ama bir mürşit, bir talebesine, bir müridine bundan 5550 tane okuyacaksın diyebilir. Yani ne kadar okuyabilirseniz okuyun değil mi? Okuyabilirseniz okuyun. Bunda bir sıkıntı. Bir de o zaman ikinci bir sorum başka yok. 19 defa Peygamber Efendimiz mübarek bir dua okumuş. Şey de var, Zerşen de var. Bu nasıl? Yani her gün 19 defa okunduğunu söylerler. Doğrudur, vardır. Öyle bir şey söylemek her gün akşam sabah 19 defa mutlaka hayatında devamlı okuduğu bahsedilir diye hocalarımız söyledi. Ben bir hadiste okumadım onu. Yani. Mehmet Kırkıncı Hoca duyduysanız. Mehmet Kırkıncı Hoca'nın ismini bilirim, tanırım. O söylediyse normalde onun okuduğu bir kaynak vardır o zaman. O okuduğu kaynağa bağlı söylemiştir. Benim okuduğum kaynaklarda yok. Kırkıncı Hoca mübarek bir zattır. Bu noktada Kırkıncı Hoca bunu normalde Kırkıncı Hoca'ya muhalefet noktasında değil, onun okuduğu kaynaklarda muhakkak vardır. Onlar çünkü o bölgede böyle eğitimi, güzel eğitim aldılar onlar. Zaten üstadın talebelerinden, bu noktada üstadın talebelerinden olduğundan dolayı onların bu noktadaki eğitimlerine karşı çıkma noktasında değil. Ama ve lakin onun okuduğu kaynaklarda böyle bir şey olmuş olur. Yani Cevşen'de var hocam. Cevşen'de var mı? Cevşen'in altında. Cevşen'i Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri tertip etmiştir. Evet. Tertip ederken de o değişik ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden onu alaraktan tertip etmiştir. Okunabilir mi? El cevap okunabilir. Yol duası olarak bir de 25. cüzde hocam. Subhanellezi diye bir şey var. Subhanellezi sakkara ve nehaza. O zaten hadiste sabit. Hadiste sabit. Evet. Evet. O hadiste sabit. O hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sefere çıkarken okumuş olduğu dua. Bunda bir sıkıntı yok. Mesela doğuda ve güneydoğudaki alimlerin Osmanlı'dan kalma kendilerince ilim yöntemleri vardır. O kendilerince ilim yöntemlerinde ve ilim tedrisatlarında farklılıklar var. Bunlar kendi içlerinde, kendi dairelerinde bunda haklılar. Bunda onlara söylenecek bir laf yok. Mesela onların okudukları ilim kitapları var. Şeyhlerinin şeyhlerinden kalma. Onlardan devam ediyorlar. Çünkü o kayıtların içerisinde bu tip şeylerin olması mümkün. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Güneydoğu'daki bazı ulema, alim cifir ilmiyle uğraşır. Örnek. Batıdaki kimselerde bu cifir ilim yoktur mesela. Cifir ilmiyle uğraşmazlar. Mesela İstanbul uleması, İstanbul şeyhleri veya Batı uleması ve şeyhleri cifir ilmiyle uğraşmaz. Cifir ilmi nasıl oluyor? Ebced hesabıyla alakalıdır o. Ha. Ama normalde mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hem mektubatında, hem sözlerinde, hem Kastamonu lahikasında gibi bu tip eserlerinde böyle değişik cifir ilmiyle alakalı. Ha, tamam, ondan sonra böyle Ebced hesabıyla alakalı geleceğe münhasır şeyler vardır. Aynı zamanda o Ebced hesabıyla mesela isimlere münhasır şeyler yaparlar. Mesela onu
batıdaki kimseler bilmez. Onların onu bu noktada almış oldukları ilmi reddetmiyorum ben. Muhakkak vardır. Allah razı olsun. Amin inşallah. Bu arada zaten bir cifir savaşı var zaten Türkiye'de de. Evet. Cifirciler savaşıyor Türkiye'de şu anda. Ve bu savaşlar biraz daha ileri gidecek. Savaşın içerisine Diyanet de girdi çünkü. O yüzden Diyanet de var savaşın bir tarafında. Cifirciler savaşıyor Türkiye'de şu anda. Şeytan kişinin haline müdahale edebilir mi? Evet. Kişiye fısıldayabilir mi? Evet. Böyle durumların olup olmadığına yaşanılan halde kalbe gelen şeyin şeytandan mı olup olmadığını kişi nasıl anlar anlayamaz daha. Ancak belli bir hale gelmedikten sonra anlayamaz. O yüzden üstad lazımdır. El Fatiha mesela. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin inşallah. Allah sizden de razı olsun. Helal olsun inşallah. Allah razı olsun. Doğudaki, Güneydoğu'daki ulemanın büyük bir kesimi, o medreseden gelen mollalar olsun, medreseden gelen ehli tarikat erbabı olsun, o cifir ilmiyle uğraşırlar onlar. O yüzden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bazı talebeleri de cifir ilmiyle uğraşır. Onlar cifiri bilirler onlar. Cifirle de iştigal ederler. Cifirle alakalı da böyle baya baya iş yaparlar onlar. Bizim o normalde iç Anadolu ve batı sufileri ve mollaları veya uleması uğraşmaz bu tip şeylerle. Kırkıncı hocanın da uğraştığını zannetmiyorum. Yok, kırkıncı hocam da uğraştı. Evet. O zifir ilmiyle ben de uğraştığını zannetmiyorum. O, bunun var, talebelerinde var. Yani. Evet, aslında vardır. Onu tenzih ederim ben de. Bayram bundan ağabey diye bir talebesi vardı. Belki evet, duymuşsunuz. Yok, duymadım da ama evet, ben kırkıncı hocayı üç aşağı beş yukarı tanırım yani, öyle değil. Sağda değil mi? Sağ, evet. Allah hayırlarını versin. Sağ. Benim de yakın komşum. Öyle mi? Erzurum'da. Evet. Maşallah. Biz ondan zahiren tanışmıyoruz ama selam söylerseniz memnun olurum. İnşallah hocam. İsminiz? Benim adım Mustafa Özbah. Özbah, tamam. İnşallah Allah izin verirse. Yalnız tabii 20 gün kadar sonra. Öyle mi? İnşallah. Çünkü gittiğimde ben not edeceğim. İnşallah. Selamınızı söyleyeyim. İnşallah. Allah Mustafa Özbah. Mustafa Özbah. Hocam. Biz 40. hocanın, Allah kulakları için nasıl ismini, İzmir'de Çantacı Necmi abi vardı. Evet, Çantacı, evet geldi. Erzurum'a geldi. Öyle Çantacı mi? Necmi abi geldi. Çantacı Necmi abiyle benim tanıştığımda ben daha 27 yaşında filandım. Sufiliğimin ilk günleriydi. Biz Çantacı Necmi abiyle o zamanlar iyi tanıştırdık. Bizde bir tane kiralık ev vardı. Onlara ben dershane olarak vermiştim ilk. Onu normalde o zaman dershane birisine veremiyor, mümkün değil, alıp götürüyor. Ben bu oynamaya gidip geliyordum oynamaya. Ben kiraya verdim onları diye. Ondan sonra Necmi abi bana kahraman diyordu. Kulakları çınlasın onlar. Beni çağırırlardı sohbete, ben hemen daha otururum böyle. Necmi abi derdi ki, kahramana verin çünkü sözleri. Ya çok güzel ders yapıyor o zaman. Necmi abi ders yapar ya öyle. Maşallah. Ah, bu işin çilesini çekmiş insan. Ona sordum ben. Dedim ki ya kim Nurcu? Ben oradaki bizim Bayındır'daki Nurculara baktım ben de. Bizim orada Nurcu yok benim nazarımda. Dedim ya bunlar Nurcu mu, kim Nurcu? Kahraman dedi bana. Hiç unutmuyorum. Bir tane Nurcu var dedi. O dedi Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ydi dedi. Diğeri hepimiz de talebeyiz dedi. Dedim şimdi tamam, şimdi oldu dedi. O akar onun sohbeti. Evet, maşallah. Aa, Risalelerin hepsi
hıfzındadır zaten. Çevir sayfayı yapar yani. Hiç önemli değil. Ezberinde hocam. Tabii. Oturur buradan. Maşallah. Risale'yi kelime kelime, harf harf, tonlamasıyla, üzerindeki şapkasıyla, noktasıyla size anlatır. Aynen. Hocam da çok yaşlandı hocam. Öyleymiş. Kırkıncı evet. Hocam öyleymiş. Çok yaşlandı. 90'ın üzerinde. Öyleymiş. Peki Fethullah Gülen'e bağlandı mı? Hocam şu anki durumda değil. Ha, daha önce bağlıydı öyle mi? Evet. Şu anki durumda değil. O da ayrıldı yani. Değil de ayrıldı dersen yani şeyden muhalif de değil. Öyle. Orta yolda gidiyor diye. O da sufiymiş o zaman. O da sufi, orta yolda gidiyor. Hani aslında normalde Bediüzzaman Said'in Musa Zeter kendisi sufidir. Şimdi ben Nurcuları o yüzden Nurcu olarak gördüm. Bediüzzaman Said'in Musa Zeter'in şeyhi vardır. Efendim? Kadir Gelen Hazretleri'nden manen ders aldım. O ders aldım der ama şeyhi de vardır. Geylan Hazretleri'nden ders aldım der. Geylan Hazretleri'nin tarihçi hayatında der ki Geylan Hazretleri'nin himmetiyle ben Rusların zulmünden kurtuldum. Orada esaretten kurtuldum der. Mesela Mektubat'ın 29. mektup 9. kızım 8. tervihte okur musun Mektubat'ı? Orada der ki, tasavvuf, tarikat, hakikat namları altında öyle nurani, öyle şirin bir yol vardır ki denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem, yazmaya yetiştiremezler. Evet. O babın bir bölümünde der ki, bir kimse kalbi harekete geçmemiş ise, muhakkik alim bir zat olsa bugünkü zındıkanın karşısında imanını koruması müşkilleşmiştir. Adi, samimi bir ehli tarikat, silsile-i meşahiye duyduğu muhabbet cihetiyle asla ümidini kesmez, ümidini kesmezse de asla zındıkaya düşmezler. Orada kendisi işaret eder aslında. Ya kalbi harekete geçecek bir kimsenin, ya da bir silsile-i meşahiye intisap edecek. Kalbin harekete geçmesi demek şu, sufi dilinde bunun en alt seviyesi kabir haline vakıf olur. Hangi nurcu var? Kalbi harekete geçecek. Şimdi hocam affedersiniz demin siz hani hocamın yani Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi de herhangi bir şeyle kesinlikle konuşmuyor. Hükümetimizle de ilgili herhangi bir şey. Hocam böyle yani ortada duruyor. Ortada duruyor diyebilirim. Aynen öyle. He. Yani bir şey söylemiyor. Allah hayır versin. Yok. Dua ediyor diyor. Ona da dua ediyor, ona da. Allah diyor. Yardımcısı olsun. Her ikisine de hidayet versin diye dua amin ediyor. Amin inşallah. Ama şunu unutmayın. Herkese bu. Derdiniz Kur'an ve sünnetse, bakın derdiniz Kur'an ve sünnetse ve insanlara din anlatmaksa sizin siyasetle işiniz olmayacak. Aynen, hocam da öyle. Buyurduğunuz minval üzere aynı. Bir buradan arkadaşlardan bazıları gidip siyasette koşturabilirler mi? El cevap koşturabilirler. Ama burada oturan kimse siyasetle ilgilenmeyecek. Aynen. Siyasette Kur'an, sünnet, vatan, millet olacak. Bitti. Evet. Ne bileyim işte, buranın örneğin işte Selman gidip de şimdi AK Parti'de vazifeli olmayacak. Bu kadar. Veyahut da X Parti'de hangi parti olursa olsun. Ama buradan bir arkadaş gidip AK Parti'de ilçe başkanı, il başkanı olur. Yok. Selman olamaz. Bunun gibi. Ölçü. Veyahut da benim şimdi burada oturup bir partiye cephe açmak gibi bir lüksüm olamaz. Aynen buyurduğunuz gibi hocam da diyor. Kesinlikle hiç öyle bir mevzu zaten olmuyor. Olmaz. Hani şimdi biz o konu dedik de öyle yoksa kesinlikle yok hocam. Olmaması lazım. Olmuyor. Allah korusun inşallah. Evet, Allah.
Hak doğrunun yolunda. Yoksa buraya CHP'lisi de gelir, MHP'lisi de gelir, AK Partilisi de gelir. Bizim işimiz değil. Allah yesin. Selman, işimiz bitti. Allah razı olsun. Efendim. Allah sizden de razı olsun. Geceniz hayır olsun inşallah. Elhamdülillah 50 ay oldu. Lütfettiniz, geldiniz, aklınızı helal edin. İnşallah. Nasip, Allah sağlık, afiyet olsun. Nice 50 aylar nasip eder. İnşallah. Bize de nasip oldu hocam. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Bak Sima, hemşerin var orada senin. Simanızı görmeniz oğlum. Öyle mi? Çok da hemşerinmiş ya. Çok yakın mısın? Baktım Engül'e siz eti sordunuz ya, dedim muhakkak Engül tanıyorsun. Engül'ü tanımaz mıyız? Bize bir çağak eva yedirdi, bir daha başka yerden yiyemez hale geldi. Afiyet olsun. Bir de ben yedirebilirim hocam. Ooo, Erzurum'a, usta burada mı? Erzurum'a lütfederseniz burada da yediririm, Erzurum'da. Yok, ustası mısın dedi diye sordum. Ustası değilsin o zaman Engül'ün. Ustası değil, yok. Ben devlet memuru olarak Orman Bölge Müdürlüğü'nden emekli oldum. Aa, ha, meslektaşız bak. Öyle mi? Ben de daha önce ormanda çalıştım bak. Söyledi, Engür söyledi. Söyledi mi? Yalnız unuttum. Şimdi hatırladım. Söyledi. Hocam dedi, ormanda bir süre çalışmış. Evet. Evet, bölgede çalıştım, Erzurum bölgede. Oranın dava işlerini 22 yıl yürüttüm. Bizim zamanımızda avukat yoktu. Ha, önceden hukuk işler bürosu vardı. Orada bir memur oluyordu aynen, orada. Aynen, evet. Memur boyuna dilekçe yazıp gönderiyordu. Sonradan avukatlar oldu zaten. Sonradan, benden sonra geldi avukatlar. Bizim zamanımızda da yoktu avukat. Para vermiyorlardı o zaman. Fazla hani onları tatmin edici ücret vermeyince gelmiyorlardı. Yoksa vardı belki de avukat ama. Evet. Ankara'da genel müdürlükte var. Evet, Ankara'da var. Evet. Şimdi her işletmede var. Var. Yani Gölce Şefiklerinde dahi var yani orman. Evet. Engin Usta maşallah baban senden genç duruyor. Biraz moralini hafça çöksün artık. Ne olacak memur diyorsun yani. Vergi düşünmedi, algı düşünmedi öyle mi? Bizim daha bundan sonra işte bu sohbetlerle Risale-i Nur okuyoruz o zaman. Maşallah. Ha, bu sohbetlerle haşir neşir, Engül dedim ona seve seve gelin. Allah razı olsun inşallah. Sizden de böyle lütfettiniz, geldiniz. Allah razı olsun. Olsun inşallah. Çok güzel, çok muhabbetinizi Allah daha ilerle. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.